teşekkürler. Bu gece Türkiye'nin çok önemli bir müzisyenini, şahsına münhasır bir beyefendisini konuk olarak alıyoruz. Hanımlar, beyler, İlhan Şeşen. Spot ışıkları onu aydınlattığında kocaman gölgesi düşecek ardına. Çocuğun tahayyülünden büyüktür gövdesi. Gölgesinin haşmeti büyüler ona bakanların gözlerini. Çocuk korkar kendi gölgesinden. Belki onun içine sığınır. Çıkamaz belki de ömrü boyunca bir başkasının gözündeki resminden. Gel, bu çocuğu azat edelim. Onu kendisine geri verelim. Bir kez daha büyütürken onu kral çıplak diyelim. Evet, İlhan Şeşen konuğumuz. Hoş geldiniz abi. Evet, şu anda bu kadar yalnız bir adam, son yılların trend lafıyla ıssız bir adam olmanın sıkıcı tarafı nedir? İnsan sıkılır mı? Ha, ne kadar yalnız adam filan, ama sıkıcıdır herhalde yalnızlık. Sıkıcı, fakat yani şimdi benim bir avantajım var, bunu kabul etmek zorundayım. Ben yalnızken ben de sıkılıyorum çok, sinir bir şey hakikaten. Ama gitar çalıp beste yapabildiğim için yalnızlığımı hakikaten çekilir hale getirebiliyorum. Yani bu böyle bir şansımı da kabul etmek zorundayım. Aa, ya oturuyorum evde, ne yapayım şimdi? Bir arkadaşı arayayım diyorum. Yani geliyor aklıma birçok arkadaşımın ismi, 3-5 tane. Fakat aramayayım diyorum. Dışarı çıkayım diyorum. Yok, çıkmayayım diyorum falan. Hep iki kişi konuşuyor içimde. Ondan sonra ya bir tanesi diyor ki ya şarkı yap diyor. Ben de hadi yapayım diyorum. Aklıma bir cümle geliyor ve hakikaten yalnızlığımı böyle değerlendiriyorum. Hatta bağlıyorum. Hatta benim bulduğum bir laf zannederdim bunu. İnsan yalnızken yaptıklarıyla vardır diye bir laf etmiştim ben. Ettim yani. Daha yenilerde. Çok da güzel bir lafmış. Çok güzel bir laf gerçekten. Fakat sonra baktım ki gençliğimizde okumuşuz ama sonradan unutmuşuz, bir tortusu kalmış demek ki. Kafka'ya dair bir program vardı televizyonda. Onu seyrederken bir baktım ki Kafka bir başka şekilde, fakat yine tamamen bu manaya gelen bir lafı zaten etmiş o zamanlar. Onu da televizyonda görmüştüm. Yani yalnızken yaptıklarınla varsın felsefesini kendime de uyguladığım için yalnızlığım pek fazla koymuyor bana. Hatta bazen bahşedilmiş gibi buluyorum. Örneğin işte bir yere gidiyorsun, hiç kimseler yok. Ya Bozcaada'da da bir ara yaşadım da bunu. Kimseler yok. Bir baktım, hakikaten o sessizlik ve yalnızlık sanki bahşedilmiş gibiydi. O derece güzel tarafları da oluyor ama. Tahmin ediyorum, bizi şu anda izleyenler yalnızdır. Büyük doğru, ihtimalle. Doğru, doğru. Büyük şey. İhtimalle. Çünkü hanımların, beylerin, çocukların hep beraber televizyon izlediği saatleri geçirdik. Tabii ki. Artık bu saatte karnı ağrıyanlar, evet, bir hastalığın pençesinde olanlar, yaşlılar, uyuyamayanlar, annesinden babasından gizli kalkıp televizyonu açanlar. Bu eskidendi. Şimdi işte bilgisayarın başına oturanlar, bir şekilde bizi takip edenler, onlar bizi izliyor. Peki, yalnızken o yalnızlığı doldurmaya çalışıyorlar. Belki işte bir şey izleyerek, bir şey dinleyerek, bir şeyleri okuyarak filan. Siz yalnızken üretiyorsunuz. Eskiden genellikle. Beri. Eskiden beri. Evet, genellikle. Ve bugün bulunduğunuz yerde yalnızken ürettiklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Tamamen doğru. Nedir bu karşılık? Bu karşılık biraz para, biraz sevgi tabii ki içinde var. Yani şimdi ben
Kendimi o bakımdan da çok şanslı hissediyorum. Zaman zaman çok ironik bir biçimde ya beni herkes seviyor acaba ben kötü biri miyim diye düşündüğüm de oluyor içimden ama hemen bu saçma sapan duyguyu atıyorum. Hakikaten öyle bir şansım da oldu. Dolayısıyla yani bahsettiğimiz şey şöhret değil mi? Yani evet. Yani değil şöhret mi? Ve tabii ki sizin üretiminize şahitlik eden herkes. Yani o şarkıları evet. Yalnızken yapılmış, özellikle son dönemde yalnızken yapılmış şarkıları dinleyen herkes. Hı-hı. Yani onların evet. Sevgisi, onların belki bir başkasının kalbinde olduğunu bilmek şu anda. Evet, o çok hoş bir duygu. Birileri hoş beni bir... dinliyor şu anda. Tabii ki, tabii ki. Hakikaten hoş bir duygu ama beni öyle böyle çok ilgilendiren bir duygu değil. Samimiyetle söylüyorum bunu. Yani çok ilgi. Ah şimdi beni ne güzel dinliyorlardır değil. Fakat birebir karşıma çıktıklarında çok mutlu oluyorum. Örneğin işte bir konserden önce gelmişti biri. İşte bir akrabası hastayken sürekli benim hayallerimi bırak diye bir şarkım var. Devamlı onu dinletmişler başında. Çok seviyormuş. Bunu anlattı bana ve ona ne oldu dedim. İyileşti mi? İyileşmiş tabii benim şarkım sayesinde değildir ama öyle bir şeyde kullanılmış olması tabii ki muazzam mutlu ediyor. Ama hemen onu bastırmak gerekiyor. O büyük mutluluğu hemen bastırmak gerekiyor. Ama bir de sizin son dönemde yaptığınız şarkıların tabii nasıl şarkılar olduğu önemli. Yani onlar insanların dans ettiği şarkılar mı? Evet. Bir yerde azgınlık yaparken ondan sonra bağıra çağıra dinledikleri şarkılar mı? Yalnız kalıp dinledikleri şarkılar mı? Nasıl şarkılar? Yani bazı şarkıların kalplerde yer etmesi aslında yalnızken dinlendiğinde ama acaba şöyle bir baktığınız zaman diskografinize kaç şarkınızı hüzünlenerek ve ağlayarak dinlemişlerdir? Kaç şarkınızda eğlenmişlerdir? Yayınlanmış 250'ye yakın şarkım var. Bunun 200'ünde kesin ağlamışlardır yani. Öyle tahmin ediyorum çünkü. Şarkılar yüzünden değil. Onlar ağlayacakları vardır zaten. Ve doğru. Sizin, evet. Bravo Okan. Hay yaşa. Buna çok ciddi bir örnek vermek isterim. Bir zamanlar bir şarkı vardı. Ben sevdim şahsen. İşte bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz falan gibi yıldızlarda falan diye böyle tutamaz diye bir şarkı. Ve o yüzden ben gazete haberlerinde okudum. İntihar edecek, intihar eden insanlar olmuş bir iki tane mi bir tane her neyse uzatmayayım. Ama şimdi bu şarkı yüzünden o şarkı suçladılar çocukcağız. Evet. Belki daha başka şeyler yapacaktı gitti bir yerlere terk etti. Gördüm bir kere gazete haberinde tamamen bir inziva hayatı yaşıyor falan artık. Yani bu çocuğun suçu ne? Biçiminde bir şeyleri sorgulamıyorum ama yanlış. İntihar edecekse zaten eder o. Burada şimdi tabii parantez içinde hukuk bilgimi de sokmak zorundayım. Evet. Çünkü bize hukukta öğrettiler ki intihar sapıklıktır. Bunu öğrettiler bize. Yani ciddi bir bunu bir çarpıcı bir şey olarak söylemiyorum. Öyle öğrettiler. Dolayısıyla onun engellenmesine imkan yok. Evet. Ona bir şarkı tutturuyor. İşte benimki de öyle. Ancak şöyle geniş bir parantezde şunu net söyleyebilirim. Şarkı hüzünlü insanın işidir. Yani hüzün varsa şarkı da vardır. Neşeli şarkı bile hüzün varsa vardır. Yapan için söylüyorum. Aslında çok derinliğine düşündüğümüzde dünya eğlenceli bir yer midir, hüzünlü bir yer midir? Derin düşündüğümüz zaman. Yani sığ düşünmekte yarar var diye bana arkadaşlarım ikaz ederler çok derinlere gitme fazla diye. Düşünmemek daha iyidir. Fazla derler. Düşünmemek daha iyidir parantezinde söyleyeyim. Valla bence hüzün. Ben hüzünlü biriyim ve hüznü seviyorum. Yani öyle oynayayım göbek atayım falan değil. Hatta demin söyleyecektim lafın arasına girmeyeyim diye söylemedim. Benim şarkılarımı biraz ben ironik olarak söyleyen soran dostlara benim şarkılarım. Kafaları oynatmak, sallamak için değil, kafaları durdurmak içindir diye böyle bir şeyler yakıştırırım yani. Peki, ilk belgeselimiz geliyor. Hemen ardından bir şarkıyla devam ediyoruz. Türk popüler müziğinin sessiz ve derinden ilerleyen, karizmatik ve kendine özgü simalarının en başında İlhan Şaşan geliyor. Bir yıldız olma hevesi taşımadan, kaprissiz bir şekilde yürüttüğü mesleği, kuşkusuz onu kendine yıldız diyen birçoklarından daha yüksek bir yere koyuyor.
İlk olarak Grup Gündoğarken'in lideri ve amcası olarak tanınan İlhan Şeşen'in yeğenlerinden ayrı olarak yaptığı hemen her işi de başarıyla kotardığı söylenebilir. Onun ticari müzik yapan birçok meslektaşına kıyasla çocukları ve gençleri yakalamak gibi bir kaygısı olmadığını, müziğindeki basit ama derin duyguların özellikle orta yaşa hitap ettiğini tespit etmek de mümkün. Ancak Şeşen'in hassas ve duygusal tarafından çok da memnun olduğu söylenemez. Nitekim beni nasıl tanımlarsın diye sorduğu ünlü bir kadının sen huysuz ve sulu göz bir adamsın dediğini, o günden sonra da huysuz ve sulu göz bir ihtiyar olmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Genellikle televizyon dizilerinde sergilediği oyunculuğuysa bir stil ve karizma dersi olarak okunabilir. Ses tonu, diksiyonu ve tavırları 50'li yılların ünlü Amerikalı aktörlerini andırsa da İlhan Şeşen 2010'lu yılların Türkiye'sinde yaşadığını unutmuyor. Gerçekten de o, geçmişteki hatıralarımın kötüsü de kötü, iyisi de kötü diyen ve hiç nostaljik olmayan bir adam. Belki de bu sayede yaşının olgunluğuyla birlikte her dem taze kalan bir gençliği de beraberinde götürüyor. İlhan Şeşen bir İstanbul, Bodrum, New York ve Amsterdam aşığı. Dünyanın bu en güzel şehirleri ona ilham vermeyi sürdürürken uğurlarında her şeyden vazgeçebilirim dediği çocukları Melis de Fuat ve hayat arkadaşı Arzu Hanım'ın üzerine titremeye devam ediyor. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. La 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 la. Beraber. La 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 la. La 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 la. Ay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah hayra panemizis tu pelauton afro. Ah hayra putroisis metulichnumu tofos. Fisa mesa stin gardiamu scorpise muton caimo. Fisa mesa stin gardiamu scorpise muton caimo. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim.
rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip. Ah kadınlar, onlar hakkında çok yakıştırmam var da şu anda aklıma gelmiyor en iyisi hangisi diye seçmeye çalışıyorum. Ben şey, bir laf vardır hani, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır lafı vardır. Ben bunu biraz yumuşatırım. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olmalıdır. Veya arkasındayı da geçelim, yanında bir kadın olmalıdır. Ben kadına bir erkek olarak böyle bakarım. Yani bir erkek kadınsız yapamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ben kişisel konuşuyorum. Yani bu bir kuraldır diye ortaya koymuyorum tabii ama kadınsız yapamaz. Evet. Şimdi biraz önce seslendirdiğiniz parçanızda da görüldüğü gibi aslında aşk var şarkılarda ama deniz var, ağaçlar var, yapraklar var, gökyüzü var, topraklar var. Bu genelde Türkçe şarkılarda pek alışık olmadığımız bir durum. Yani Türkçe şarkılar sadece bir aşk dramından söz ederler. Hep aşk dramı, hep. Çünkü en kolay şey odur. Ama yaşlanan, olgunlaşan müzisyenlere çok ihtiyacımız var. Neden? Çünkü onlar bize hayat tecrübelerini aktarabiliyorlar. Hep aynı aşk hikayesini dinlemektense, ki en güzel aşk eserleri zaten yazılmış tarih boyunca. Romeo Juliet'ler, Ferhat'la Şirin'ler, Tarık ile Zühre'ler vesaire vesaire. Fakat dinleyicide de böyle bir ilgi göremiyoruz. Yani bana daha derin şeyler ver, bana daha olgun şeyler ver, beni tecrübelerinden yararlandır gibi bir talep pek göremiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonundan başlayayım. Bu talebi göremememizin yani nedeni, hani çok komik kaçacak ama, eğitimsizlik. Çünkü benim anladığım manada eğitilmiş insan kimdir diye, madem birilerini eğitmek istiyoruz ve eğitilmiş bir model yaratacağız, o zaman bu eğitilmiş model nedir, ona karar vermemiz lazım. Doğru. Şimdi bu eğitilmiş model kimdir? Yani bizim için kime diyeceğiz ki bu eğitimlidir ve beraber çalışacağız, güzel şeyler yapacağız. Bu eğitimli insan benim için bilmediği konularda uzmanına danışan insandır. Başka da bir vasıf aramam ben eğitimli insanda. Bilmiyorsa bir konuyu, gidip başkasına danışıyorsa bilmediği konusunda, bu insan yeteri kadar eğitilmiştir. Onun için böyle bir talep yok diye düşünüyorum. Eğitim eksikliğimiz var. Bu her ne kadar, yani çok, onu da çok seviyorum senin gibi. Kim sevmiyor ki Cem Yılmaz'ın artık dilimize sakız ettiği bir espri haline dönüşmüşken, eğitim şart, artık komik kaçıyor ama maalesef böyle. Böyle, öyle bir şey olmadığı için. Derinliğine şarkı, ben ironiyi çok seviyorum. Hayatta da seviyorum, her şeyde seviyorum. İroni çok güzel bir şey. Ben de hep bu gayret içinde, sevdiğim bir yolun gayreti içinde hep ironik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani çok çarpıcı bir örnek olarak kabul ettiğim benim New York, New York diye kayıtlara geçen bir şarkım var. Aslında o şarkının adı, hani parantez açıp yanına koymadım. Öyle var ya, koyarlar hep parantezle başka isim. Koymadım ama o şarkının asıl adı İstanbul Yoktur. İstanbul Yok o şarkının adı. Çünkü ben sonunda işte New York, New York her şey var da İstanbul yok diyorum ama orada özlediğim İstanbul evet yanımda yok ama buraya geldiğimde de yok. Çünkü şarkının finalinde İstanbul yok, İstanbul yok diye bağırıyorum. Yani bu ironi
İyi seviyorum. Benim orada söylemek istediğim yegane şey, arkadaşlar İstanbul yok. İstanbul elden gidiyor. Evet, ben New York'ta Central Park'ta kimsesiz bir yalnız olarak otururken İstanbul'u çok özledim ama geldiğimde de çok kötü olduğunu görüyorum. O ironi, yani benim gizlediğim ironi ve şu anda itiraf ettiğim ironi aslında budur. Hep bir şeyler gizlemeyi seviyorum. Mesela şarkılarımı yaparken de aslında bambaşka bir yoldan çıkıyorum. Bir bakıyorum, ben bile ayıp karşılıyorum yazdığım lafı. Ve o fonetiğe uygun daha yumuşak bir şeyler koyuyorum. Ve demin dediğin gibi hakikaten o hep ağlamaklı şeyler vardır aşkta. Ben şarkılarıma umut koymadan edemiyorum. Bir otokontrolle mutlaka bir köşesinden ah diye gülümseten bir şey olmalı diye düşünüyorum hep şarkılarımda. Peki, gruptan ayrılmak ve tek başına devam etmek zor bir karar mıydı? Zor bir karar değil. Sancılı bir karar mıydı? Sancılı bir oluştu, bir karar değildi. Çünkü ben çocuklara dedim ki, oğlum ben burada bir solo albüm teklif ettiler bana, solo albüm yapıyorum. Kendilerine de, yani yapımcıya da söyledim. Dedim ki bu albümün herhangi bir aşamasında çocuklar gelirler. Biz bunu Gündoğarken albümü olarak çıkarmak isterler. O zaman bu albümü dedim Gündoğarken olarak çıkarırız dedim. Biraz mırın kırın ettiklerini de gizlemeyeceğim. Biraz mırın kırın ettiler. Çünkü benle solo albüm yapmak istiyorlardı. Ama ben genel karakterim gereği kabul ettirdim onlara bu durumu. Bir kere bile uğramadılar stüdyoya gelip. Yap amca ya dediler. Sen yap. Bir kere bile uğramadılar. Ben de albümü bitirdim. Götürdüm Gökhan'a dinlettim. Gökhan sevmedi. Gelin katılın diye dinlettim. Yani Gökhan şahidi olduğu için, ama sevmeyebilir. Hala da sevmemiş olabilir ve sevmiyor, sevmemekte inat ediyor olabilir. Bu önemli değil. Sevmedi, katılmadılar. Katılmayınca bir albüm yapmış oldum ve bunu solo olarak çıktı. Ve benim şahsen şu ana kadar kendi içimde geçemediğim bir zirve olarak oturdu. Benim içimde, yani her şeyin içinde bir zirveden bahsetmiyorum ama benim zirvem olarak oturdu. Oturunca yapılacak bir şey kalmadı. Yani o kadar kırıldı ki her şey, yani orta yerinden. Benim hayatım zaten ters döndü. Öyleymiş, ben bilmiyordum. Yani gerçekten bir şarkının tutması öyleymiş. Ve ondan sonra işte solo teklifler falan derken bu Gündoğarken meselesini şunu da söylemek zorundayım. Ne güzel senin programda ifade etmek, herkese duyurmak demektir. Ben daha sonra 14 Şubatlarda iki kere dedim ki çocuklara, yeğenlere, gelin dedim bir Sevgililer Günü albümü yapalım. 4 şarkılık, 5 şarkılık Gündoğarken olarak çıkaralım dedim. Kabul etmediler. Ne yapabilirim? Burada tabii ki bir nesil farkı da var. Evet, doğru, doğru. Yani benden... Bu iki çok başarılı müzisyenle, doğru. Yani sizin onların amcası olmanız gibi bir durum var. Bu bir galiba handikap olarak belirdi sonradan. Yani bu bir handikap haline dönüştü. Evet, farklı, belki şöyle diyebilir miyiz? Belki farklı çağların insanları, farklı bakışların insanları. Ama şöyle bir gerçek var Gökhan ve Burhan ve benim aramda. Hakikaten biz birbirimizi... Severdik diyemeyeceğim, geçmişli kullanamayacağım. Biz birbirimizi çok severiz. Evet. Sürekli beraber olan adamlardık. Ben onların amcasıydım ama onlar bana bayılırlardı. Çünkü ben... Ama siz onlara yaklaşıyordunuz. Hem de nasıl? Ben onlara bayılıyordum. Yani 11 yaşındayken... Özür dilerim, şunu tekrar sormak istiyorum. Üçünüzü sahnede gördüğümüz zaman siz onlarla... Daha genç oluyordunuz. Onlar sizle daha yaşlı olmuyorlardı, değil mi? Olmuyorlardı tabii ki. Yani burada aslında doğru. Daha olgun olan adamın bir hani gençleşme çabası söz konusuydu. Sonra evet. Solo albümde de adam kendini ifade etti. Bir dakika durun. Evet. Aslında evet. Ben buyum. Evet. Evet. Biraz solo albümüm benim kendimi hafif ifademdir. Doğru. Evet. Peki. Şimdi şu kliplere bir bakalım. Geçmişten bugüne. Buyursunlar. Çağırsam koşarsın biliyorum. Yangın var, yangın var. Oysa için yanmalı aşkta. Yangın var, yangın var.
neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor sana, bana neler oluyor. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor sana, bana neler oluyor. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olan da kalmadı. Şimdi ben bu şarkıları kime söyleyeyim? Sen olmayınca benim tadım olmuyor. Yine yandı ilk ışıklar, kime gideyim? Ayrılık akşamları hep daha fazla kor. Eller eller eller, eller gibiyim. Kendisine kapılmış seller gibiyim. Sanki yağmalanmış yerler gibiyim. Şimdi neresi sıla, neresi gurbet? Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası. Sarılınca sana hem de titreyerek, sevişince benimle sabahlara dek. Gideceksen eğer gelirim diyerek, bir daha geri gelme. Elde ne varsa sende kalsın, umurumda değil eller alsın. O kadar zararım olsun varsın, geri hiçbir şey verme, bir daha geri gelme. Durma git, kendine başkasını bul. Bir çiçek kokla belki mutlu olursun. Git, saçlarını savur. Etrafı yokla belki sen de bulursun. Ona gitsem o dertli, buna gitsem bu dertli. El dertli, komşu dertli, ben nasıl güleyim? Şimdi bunlar amcanın şarkıları. Bir de bakalım aile şarkılarına, görelim. Duramam buralarda, bakarım enginlere. Yürürüm, yürürüm sana doğru. Duramam buralarda, enginler. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Kim korkar hain aşktan, sil de başla yine yeni aşktan. Kim korkar hain aşktan, sil de başla yine yeni aşktan. Kim korkar hain aşktan, sil de başla yine yeni aşktan. Nafile dünya aşklar nafile, yaşlar yakarışlar nafile. Baştan arayışlar nafile, nafile dünya. Nafile dünya aşklar nafile, yaşlar yakarışlar nafile. Baştan arayışlar nafile, nafile dünya. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçek
çiçekler kapında sırılsıklan. Görürsen bir gün şaşırma. Ağlıyor İstanbul, ağlıyor kalbim. Ağlıyoruz ben sessiz, İstanbul sessiz. Ağlıyor İstanbul, ağlıyor kalbim. Ağlıyoruz ben sensiz, İstanbul sensiz. Bilmiyorum, şimdi üzerinden seneler geçtikten sonra stüdyodaki izleyenlerimiz ya da ekran başındaki izleyenlerimiz ne düşünüyorlar? Aslında çok çarpıcı bir farklılık yok sanki. Yok. Grup şarkılarıyla sizin şarkılarınız arasında. Belki şu bir engel midir? Yani bir ozan müzisyen olmak, kendi şarkılarını yapıp söyleyen ve yalnız olmanın gerekliliği, grup bunu ne ölçüde etkiliyor onu bilmiyorum. Vallahi tabii şimdi şarkıları yapan, ortada söyleyen, üstelik bir de benim şahsımda amca olarak biraz dominantlaşıyorsun sahnede, o kesin. O yüzden bir şey vardır gruplarda ve gruplarda hepimiz biliyoruz yani zor yaşıyorlar. Ben de hala yalnızlık bu bakımdan dediğin gibi üreten bir insanda yalnızlık biraz şart gibi. Çünkü ben şunu çok net söyleyebilirim. Hiç bütün bugüne kadarki albümlerimi yapan hiçbir düzenlemeciyi suçlamak adına değil. Fakat ben hiçbir albümümde kendi istediğimi koyamadım ki ortaya. Grup albümündeyken söz ediyorum özellikle. Koyamadım ki, gidiyorum stüdyo diyorum şuraya şöyle mi yapsak? Mesela de zarafetten, akrabalıktan, arkadaşlıktan hep sormak zorunda. Ya şöyle mi yapsak? Evet. Ve ben yani söylemişimdir bunu çok. Şarkılarımı değil, arkadaşlarımı değil, şarkılarımı harcadım diye. Çok söylemişimdir yani bunu. Hakikaten öyle düşünüyorum, hadi kırmayayım diye. Bunlar da isimlerini vermemden memnun olurlar. Çok sevdiğim bir adam vardır mesela. Gürol Ağırbaş. Evet. Müthiş bir adamdır tabii hepimizin bildiği gibi. Düzenlemeleri yaparken bir ara ona şey dedim ben. Dedim ya Gürol, şuraya dedim acaba dedim şöyle bir şey yapsak o nasıl olur dedim. Bana aynen şöyle yaptı. Nasıl ya? Dedi, ben de Gürol bu yani onu evet. Öyle dedi mi bir daha geri dönmez çünkü Gürol öyle ve müthiş bir müzisyen tabii dünya çapında. Dolayısıyla fakat orada o fikirlerimi uygulayamadım. Yani şimdi böyle burada bir şey için söylemiyorum bunu ama bir albüm yapıyorum, bir stüdyom var şimdi falan. Ercan Saatçi ile yapıyorum albümü. Hı. Yani bunu söylememde hiçbir mahsur yok sanırım. Tabii ki yok. Yapıyorum ve orada bir çalacak olan arkadaşlara ki gitarist var ki Serhan Yastıman hepimizin bildiği bir virtüöz. Onlara falan hep söyledim, anlattık, konuştum, masa başına hallettik. Çocuklar benim istediğim konsept bu. Bunu yapın ne olur dedim. Bir pilot kayıt da verdim bütün şarkılarla ilgili. Şimdi orada Şubat'ın haftasına başlıyorlar kayda. Ben de gideceğim bakacağım nasıl oluyor diye, nasıl bitiyor diye falan. Kendi istediğimi ilk kez belki de ortaya koyabileceğim. Çünkü şöyle bile ortaya koyamadım kendimi. Şarkılarım mesela benim şarkılarım biraz yukarıdan başlıyor. Fakat B bölümünde daha aşağılardan oluyor falan. Bu aslında şarkıların genel karakterine aykırı bir şey. Fakat benim genel havam bu. Bende öyle bir bağıracak ses yok ki. Dolayısıyla örnek vermem gerekirse ne bileyim oturup Leonard Cohen gibi peslerden böyle böyle söylemek istiyorum ben. Bunda onu becermeye çalışacağım. Asgari bir minimal enstrümanlarla becermeye çalışacağım. Becerebilirsem en başta ben mutlu olurum. Yani öyle bir de şöyle bir şey yok tabii. Bir insanın sanat kariyerinin altyazıları olamıyor, özürleri olamıyor, mazeretleri olamıyor. Yani acaba bu işte Leonard Cohen gibi hangi isimden bahsederdik? O adamların isimlerini anar mıydık? Onlar geçmişte işte
Ayşe yüzünden, Fatma yüzünden, Hasan, Mehmet yüzünden, işte bilmem kime de ayıp olmasın diye şurayı yaptık. Bilmem kime de hoşluk olsun diye yaptık. Falancayı üzmemek için yaptık. İşte filancanın da fikrini sormamız gerekiyordu filan. Yani bu üretimin kendi diktası var. Yani kendi diktası, kendi otoritesi, kendi bencilliği, kendi şımarıklığı, kendi depresyonu vesairesi. Bravo. Bütün bunları var. Bütün bunlarda başkasının fikrini soramazsın. Yani gidip hani bir de şöyle değil. Hani bu bir hani reklam ajansında da böyle bir fikir çıkamaz. Yani düşünsenize herkesin hoşuna gidecek. Öyle bir fikir olacak ki herkes o fikirde hemfikir olacak. Evet. Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani o mesela, orada bile. Öyle bir şey olamaz ya. Yani. Öyle bir devrimci ya da çok yok. Şahsına münhasır bir iş çıkamaz yani. Çıkamaz tabii ki. Yani ben de mesela şarkılarımı ilk dinleyen bazı dostlarım oluyor. Daha mesela ilk dinleyişte ya abi şunun şurasında bak şöyle bir şey yapsan daha iyi değil mi diyen oldu mu? İçimden hafif bir deliye dönüyorum. Evet. Dışımda hiçbir şey olmuyor. Hemen o deliliği atıp. Ya işte aslında ben olabilir falan diye geçiştiriyorum ama zaten hakikaten böyle bir araya geldiğimiz müzisyen dostlarla da bir biz sık sık geliriz. Ondan sonra onlarla da konuşuyoruz yani. Bu iş yalnızlık işi. Bunu ilk söyleyenlerden biri de benim o diyelim oturduğumuz konuştuğumuz arkadaşlar arasında. Yalnızlık işi bu iş. Beraber yaparken aklımıza parlak bir fikir gelmiyor mu birinin hamından veya tohumundan ürettiği küçük bir şeyden? Geliyor ama bir yerde kalıyor. Şimdi asıl onu tamamlayacak olan o hamı, ham maddeyi bize getiren kişi evine gidecek tekrar yalnız. Bizim de verdiğimiz fikirleri gözden geçirip tek başına indirmek bir şeyi zorunda yani. Öyle hep kesinlikle. Dinlettiğiniz bir hanım var mı? Hanımlar var mı? Yok ama yani ben şarkılarımı yaptığım zaman mutlaka birine dinletmek isterim. Yani biri mutlaka onu dinlemeli. Bu bir kadın mı, bir adam mı? Kadın adam fark etmez, gerçekten fark etmez. Ama tabii kadınlara da dinlettiğim oldu. Yani böyle bir, ya şunu bir dinle diye. Hatta ben... Çünkü şarkılara aşık olanlar ağırlıkla kadınlar. Tabii ki. Beni dinleyen daha çok kadınlar şahsen. Evet. Yani ben öyle görüyorum, öyle. Dinlettiğim kadınlar oldu tabii yani burada bir isim vermem gerekmiyor. Hayır. Onun için şey sormadım. Yani. Ama oldu tabii ilk defa dinlettiğimde ve tepkileri benim için çok önemlidir. Çok önemlidir. Yani yerinden kalkıp benim alnımı öpmesi lazım beni mutlu edebilmesi için. Öpmedi mi? Yani. Ya da dudaklarınızdan mı öptü? Ama ben sizi ama... Abi ben sizin gibi şarkı yapsam bir kadının kalkıp alnımdan öpmesini istemem yani. Çok fena bir şey. Aferin oğluma gibi bir durum yani. Peki. İstanbul'dan Kadir Bingöl arıyor. Buyursunlar efendim. İyi geceler. Buyurunuz lütfen. Buyurun. Estağfurullah. İlhan Bey merhabalar. Merhabalar. İçimden İlhan abi diyorum. Sizi çok sevdiğim için ama olabildiğince eğitimli ve kent kültürlü davranabilmek adına da zarafetten uzaklaşmamak için İlhan Bey diye hitap ettim. Bu tarz şeyleri vurgulamanız beni çok mutlu etti. Bu ülkede ve bu şehirde yaşayan genç bir insan olarak. Size bir sorum var ama öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizler ve sizin jenerasyonunuzdaki kıymetli pek çok diğer müzisyen bize kent kültürlü yaşam ve içinden enstrüman geçen, şehir geçen, hayatlar geçen, düşünceler ve hayatta duruşlar geçen şarkılar hediye ediyorsunuz. Yıllardır çok özenli çalışmalarınızda, kliplerinizdeki teatral havadan da çok besleniyoruz. Bu nedenle ben çok mutluyum. Sizlere yaşamımda şahit olabildiğim için, hayatımda yeriniz olduğu için şarkılarınızla. Bu beni bu ülkede ve bu şehirde yaşayan bir insan olarak çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sonrasında size sorum şu. Siz bir müzisyen, bir şarkıcı, bir sanatçı olarak, siz ekranda nasıl bir müzik, nasıl bir müzisyen, müzik markette nasıl bir albüm görmekten mutlu olurdunuz? Siz İlhan Şeşen olarak bir müzik markete gittiğinizde ne bulmayı umuyorsunuz? Sizi ne mutlu ederdi? Yani benim albümlerin dışında mı ne bulmayı umuyorum yoksa benim albümüm nasıl bir şey? Ha benim albümlerin dışında mı? Evet,
sizin albümleriniz dışında benim bir müzik... dinleyici olarak, bir müzik satın alıcısı olarak siz ne bekliyorsunuz? Yani benim sevdiğim müzik köşeli olmayan müzik. Örneğin bu bakımdan ben biraz davulu da sevmem. Davulcu arkadaşlarım da bilirler, onları da söylerim. Böyle trompetin böldüğü müzikleri pek sevmem. Dolayısıyla benim tercihim böyle yayvan, mümkün olduğu kadar, köşesi belli olmayan. Hani Ferhan'ın bir tabiri vardır, fonda şansoyun, fonda martılar. Yani o müzik benim için biraz fonda olmalı. Ha, müzik marketlere gittiğim zaman, artık pek takip edemiyorum gençler gibi tabii ama, müzik marketlere gittiğim zaman bir şey arıyorum böyle ve oradaki çocuklara soruyorum. Ya çocuklar, bana bir şey verin ki beni heyecanlandırsın ya, bir dinleyeyim diye. Bunların arasından gençlere soruyorum, şunu öneriyorlar bana. İçlerinden bazısını beğeniyorum. Örneğin EST, yani dinlerken büyük bir keyif alıyorum. Örneğin, yani demin davuldan hoşlanmam dedim ama Beatles, Pink Floyd, Elvis Presley gibi benim gençliğimde bizi bu yöne sevk eden, etkileyen büyük adamların dışında benim daha 5-6 sene önce tanıştığım bir grup bunların arasında yer aldı. Muse diye bir grup. Eğer dinlemediyseniz dinleyin, yani dinlemiştirdi gençler. Ya ben buna dikkat ediyorum. Ha, böyle bir kalite müzik olsun falan filan gibi şeyler değil. Ama çok net söylüyorum, ben öyle alıp da her Türkçe müziği dinlemiyorum. Dinlemiyorum, yani bana hitap etmiyor. Fakat bu onların kötülüğünü göstermez. Sadece açık açık söylüyorum, büyük bir çoğunluğunu sevmiyorum. Sevmediğim için de alıp dinlemiyorum ama onlara kötü, tükaka falan dediğim yok. Bunları fırsattır bu programda. Bir kere daha tekrar edeyim, kalıcı olsun. Bütün uğraşanlar, bunu hiçbir zaman onları yanıma almak için söylemiyorum. Bütün müzikle uğraşanlar, müzikle uğraşıyorlar. Kötü bir şey yapmalarına bunun için imkan yok. Güzel. Sadece benim hoşlanmadığım şeyleri, benim sevmediğim, bana pek de hitap etmeyen şeyleri yapabilirler. Ama tabanında müzik olduğu için bu uğraşan çocukların hiçbirini kötü şey yapmakla suçlamaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Ben hakikaten bir yerde beni etkileyecek bir müziği arayan bir adamım. Sağda solda arkadaşlarıma da sorarım, var mı bir şey dinleyecek diye. Çoğu önerilerini beğenmiyorum ama içlerinden mesela Muse gibi bir şey çıkıyor ki beni bu yaşımda bile birdenbire etkileyip en büyükler arasına, Pink Floyd'un yanına yerleşebiliyor. Benim merakım bu. Yenilikçi, güzel, sıcak melodiler. Kadir Bey. Efendim. Şimdi sizin konuşmalarınızı dinlerken hani böyle gece yarısından sonra sanki böyle bu telefon hatlarından böyle bir şaire tesadüf etmiş gibi olduk. Yani siz yalnız mısınız şu anda evinizde, bize seslendiğiniz yerde? Evet, öyle. Öylesiniz. İşte böyle bir şairane bir dille bize hitap ettiniz. Çok hoş, çok zarif, çok teşekkür ederiz. Siz amcada ne buluyorsunuz? Siz onda ne buluyorsunuz? Yani neyi tamamlıyorsunuz? Ya da çok, onun varlığı, çok onun şarkıları size neyi ilham ediyor? Benim için çok değerli olan bir şeyi ilham ediyor. Ben olabildiğince çok okumaya çalıştım. Dolayısıyla bununla bir şeyi birleştirmek istiyorum müsaadenizle. Bugüne kadar benim çok sevdiğim pek çok değerli sanatçı ve müzisyen ağırladınız. Bu programda özellikle işte Levent Yüksel oldu biri, bir diğeri Yaşar Güneş Gün oldu vesaire. Her defasında çok ilginç bir şekilde magazinel bir merakla ve bir iğneleme ile nerede ise telefonlarda şu tarz yorumlar ve sorular oldu. İşte siz topluma örnek olma sorumluluğu hissediyor musunuz? Sanatçı şöyle mi olmalıdır, böyle mi olmalıdır? Böyle davranılmalı mıdır, davranılmamalı mıdır? Nasıl bir söylem içinde olmalısınız gibi. Ben kişisel olarak bu konuda şu düşüncemi paylaşmayı çok önemsiyorum. Sanatçı zaten sanatçı olmak gibi bir yolculuğu seçerek çok büyük bir bedel ödemektedir bir insan olarak. Ve sanatçı bizim gibi günlük hayat koşuşturmacası içinde, satın almalar içinde, bir şey olmalar derdinde kendini
hayatı etrafını ezip geçen pek çok insanın yapmadığı çok özel bir şey yapmaktadır. Ve bizim yapamadıklarımızı, yapmayı göze almadıklarımızı yaptığı için oradadır. Ayrıca da bir kişilik, bir karakter olarak zaten bir şey vermekle yükümlü değildir. Çünkü bu talebin gerçek, içtenlikli ve samimi olduğuna ben inanmıyorum. Eğer öyle olsaydı, sanatçılar yüksek ahlak sahibi, çok büyük değerleri sırtında taşıyıp, avucunda taşıyıp herkese gösteren, veren kişiler olmak zorunda olsaydılar ve bunu yaptıklarında kendilerine kıymet veriyor olsaydık bizler, bugüne kadar bize ışık tutan insanların kendi ışıklarında yanıp yitip gitmelerine müsaade etmezdik. İnsanlık tarihi boyunca dünyadan pek çok düşünür geçti, pek çok aydın geçti, pek çok ressam geçti. Biz onlarla eğlendik, kimilerinin kitaplarını hava atmak için koltuğumuzun altında taşıdık, vapurlarda, otobüslerde okuduk, yürüdük. Sonra günlük hayatımızda onların bize verdiği esinden hiç yararlanmamayı seçtik o kirli kavganın yarışının içinde. Kimi zaman onların renkli yaşamlarını, otomobillerini, farklı ve marjinal bulduğumuz seçimlerini kendimize sohbet konusu ettik. Ama hiçbirimiz temel değerlerimizi, insani olmayı, aydınlık olmayı, öğrenmeyi, bir araya merhem olmayı seçmeyi denemedik. Dolayısıyla sanatçı ne istiyorsa onu yapsın, üretsin. Biz zaten yeterince eğlenip besleniyoruz onların acılarından, kimi zaman komik duruma düşürülmeye çalışılmalarından, kimi zaman aa bak bu yaşlı adam ne yapmış denmesinden. Çok fazlasını yapıyorlar, çok büyük bir bedel ödüyorlar. Benim bir dinleyici ve bir izleyici ve bu dünyada onlarla aynı havayı soluyabilme lüksüne sahip bir insan olarak istediğim, ne istiyorlarsa onu yapabilme özgürlüğe sahip olduklarını kendilerine hatırlatmaları ve hiçbirimize verecek bir hesapları olmadığını göğüslerine gere gere söylemeleri. Dolayısıyla bir de bana bir şey sormuştunuz. Siz neyi seviyorsunuz, neyi beğeniyorsunuz İlhan Şeşen'in ve onun yaptığı gibi müzikle sanat yapan kişilerin yaptıklarından, kendilerinden diye. Onlardan beslendiğim çok şey var. Çünkü ben işte Neler Oluyor Bize'nin klibini de az önceki belgeselde yayınlandı. Orada bir tiyatro oyuncusu, çok sevdiğim, beğendiğim, değerli bir kadın vardı, Zuhal Olcay. Oradaki siyah beyaz görüntü, orada kullanılan mimiklerin minimize edilmesi, hayatın ne kadar duru, aynı zamanda ne kadar renkli olabileceğinin, her şeyin ne kadar büyük iniş çıkışlarla da yaşanırken aynı zamanda kıymetli olabileceği bir popüler işte, bir ticari işte bile vurgulanabilmişti. Çünkü her klipte üretim aynı zamanda ticaridir de, çünkü markete konmakta. İnsanlar bu kadar ticari bir şeyi bu kadar kıymetli, bu kadar özenli yapmak için çaba, emek, zaman harcıyorlarsa biraz farklı, biraz özenli, biraz saygılı bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben İlhan Bey'in yaptıklarında, şarkılarında, kliplerinde, kişisel duruşunda da gerçek bir kent kültürlülük, az önce size sohbet ederken kullandığı çok yaşa gibi bir sözcük, bizim unuttuğumuz işte süper, hey harika, moruk, naber gibi günlük genel geçer, içi doldurulamamış boş ifadelerin yanı sıra bu şehirde kaybettiğim kitapları, yazarları, düşünürleri, aydınlık yolları görüyorum. Birkaç şarkıyla, birkaç albümle, birkaç kez ekrana çıkmakla bunları bize verebiliyorlarsa bu insanlar, teşekkür etmek benim bildiğim ifade biçimi sadece, herhalde daha fazlasını hak ediyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum hayatımızda olduğunuz için. Kadir Bey, yani içimden şu geçiyor, biz özür dilerim, sözünüzü kestim, tamamlayın lütfen, özür dilerim. Son sözlerinizi bir daha söyleyin, özür dilerim. Dedim ki ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bütün bu üretimlere ve bütün bu değerli insanlara sahip olduğum hissini bana verdikleri için, onlar benim hayatımdalar ve bildiğim tek şey teşekkür sözcük, ama daha fazlasını hak ettiklerine inanıyorum. İyi ki varlar İlhan Bey, çok teşekkür ediyoruz hayatımızda olduğunuz için. Biz de size çok yaşayın diyoruz. Ya bu ne acayip adammış. Yani biz İlhan abiye, benim içimden şu geçti, biz İlhan abiyle çıkalım, belgeseli Kadir abi tamamlasın. Bence de. Evet. Bence de. O kadar güzel konuşuyor, o kadar güzel ifade ediyor ki. Ben sözünü kesmiş gibi oldum ama. Hayır, harikuladesiniz. Kadir Bey, bir cumartesi akşamı programa size davet etsem gelir misiniz acaba? Evet. Tanışalım, çok merak ettim sizi.
Allah nasip eder ben de bir şey üreten değerli bir insan olabilirsem ürettiğim sunacağım şeyle gelmek isterim. Yok yok şimdi hayır gelin en azından kamera arkasında tanışalım ne olur. Şu halde biz zaten tanışıyoruz Okan ama bu tanışıklığı söz konusu etmemek için yayında söylemedim. O zaman benim beyin hasarımın devamı bu. Ben de tanışıyoruz biz neredeyse. Aa bir dakika nereden tanışıyoruz? Şöyle yapalım. Ben bu kişisel bir arama olduğu için isim vermeyeyim. Bir sivil toplum kuruluşu çalışanı. Aa tamam evet Greenpeace verelim ismi tamam. çok mutlu oldum tekrar. Ben özellikle bu şekilde söz etmek istedim. Özür dilerim ya ses yabancı gelmiyor ama bu benim beyin hasarımla ilgili bir şey. Harikuladesiniz. Yok estağfurullah ben İlhan Bey ile ilgili çok küçük bir anım var. Lütfen. Onu da paylaşmak istiyorum. Lütfen. Çok işte bu tarz insanların ne kadar değerli kent kültürlü ve saygıdan beslenileceği ne kadar iyi örnekleyen kişiler olduğunu belirtmek için 2001 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam hava kötüydü karlı bir gündü çok gece geç vakitler taksi durağında sadece bir taksi vardı ben bir kafede çalışıyordum o sırada işten çıkmıştım arkadaşımla biz taksi ve telefon düştü. Peki, o zaman kısa reklam arası vereceğiz. Hemen Kadir Bey'i reklam sonrasında yine hatta alalım ve diğer aramak isteyenler de tabii ki lütfen şimdi arasınlar ki arkadaşlarımız geri dönüp onları arayabilsinler. Şu belgesel ve ardından hemen reklama geçiyoruz ve reklam dönüşü şarkıyla döneceğiz. Manisa Tarzanı'nın yaşadığı Manisa'da doğdu. Çocukluğuna dair ilk ve en önemli hatıraları da diğer birçok çocukla birlikte Manisa Tarzanı'nın kucağından inmediği günlerde geçiyordu. Hemen her gün gördüğü bu efsanevi figür onu çok etkilemişti. Nitekim çok sonraları yazacağı Koparmadan Çiçek Koklar gibi dizesinde Manisa Tarzanı'nın sesini duyduğunu fark edecekti. İlhan Şeşen 8 yaşındayken Manisa'yı terk etti ve ailesiyle birlikte Samsun'a yerleşti. Uzun otların arasında kovboyculuk oynayarak geçirdiği çocukluğunun ardından ortaokul yıllarında müziğe olan kabiliyeti fark edilmeye başlandı. Gösteri ve müsamerelerde hocanın arkadan iterek sahneye çıkardığı çocuk İlhan Şeşen'di. Okul eğlencelerinde Zeki Müren şarkıları söyleyerek bir kariyer yapmaya başlamıştı. Ancak İstanbul'da bitirdiği liseden hemen sonra o gün olduğu gibi bugün de çok muteber kabul edilen bir üniversiteyi İstanbul Hukuku kazanınca müzik bir süreliğine arka planda kaldı. Bu sırada 1971 yılında Kavga adlı bir 45'lik plak yaptıysa da TRT denetimine takılan bu plak fazla bir başarı getirmeyecekti. Okuldan mezun olan Şeşen avukatlık yapmaya başladı. O yıllarda ikinci bir meslek olarak fotoğrafçılığa merak sarmıştı. Kendi kendine fotoğraf çekmeyi ve basmayı öğrenip 2 yıl boyunca işleteceği bir de küçük dükkan açtı. 1983'e gelindiğinde abinin oğulları Burhan ve Gökhan ona bir grup kurmaya teklif ettiler. Önce biraz ayak dirediyse de çocukların babasından gelen tehditlere dayanamayıp teklifi kabul etti. Türk müziğinin en özgün gruplarından biri olan grup gün doğarken böylece doğmuş oldu. Yine tam bu yıllarda onları bir konserde izleyen Levent Kırca'dan Kadıncıklar oyununun müziklerini yapma teklifi aldılar. Böylece gün doğarken ve İlhan Şeşen için oyunculuğun kapıları da açılmış oluyordu. 10 yıl sürecek bu beraberlikten sonra Şeşen, ben tiyatro eğitimini Levent Kırca'dan alıp master'ımı da Ferhan Şensoy'un yanında yaptım diyecekti. Gün doğarken 8 tane çok başarılı albüm çıkardıktan sonra İlhan Şeşen'in 2002 yılında yine çok başarılı bir solo albüm yapmasıyla yolculuğuna ara verdi. Bu tarihten sonra İlhan Şeşen yoluna bir müzisyen ve aktör olarak tek başına devam etmeye başladı. Neler Oluyor Bize, Ellerimde Çiçekler, Sarılınca Sana gibi klasik şarkıların yanında Mühürlü Güller, Aliye, Annem gibi çok sayıda televizyon dizisi ve sinema filminde de rol aldı. İlhan Şeşen kariyerini Türk müziğinin amcası olarak sürdürüyor ve üretmeye devam ediyor. Sağ olun. Size yeni çıkacak albümümden bir şarkı çalayım. Oh.
Sen gidince bütün duygularım değişiyor. Yeni yeni huylarım gelişiyor. Evden çıkamaz oldum, oradan geçemez oldum. Sevgi nefretle sevişiyor. Baktım göremez oldum, bildim diyemez oldum. Her an fikrim değişiyor. Sen gidince oh, oh, oh. Sen gidince aklım büsbütün karışıyor. Koyduğum şeyi yerinde bulamıyorum. Baktım göremez oldum, bildim diyemez oldum. Her an fikrim değişiyor. Evden çıkamaz oldum, oradan geçemez oldum. Sevgi nefretle sevişiyor. Sen gidince aklım büsbütün karışıyor. Koyduğum şeyi yerinde bulamıyorum. Örneğin yakın gözlüğüm nerede? Yakın gözlüğüm gözümde olmadığından yakında bir yerlerdedir, ben göremiyorumdur herhalde. Sen gidince hiçbir şey değişmedi. Benden başka. Şimdi de bildiğiniz bir şarkıyı beraber söyleyelim. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğin sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Ha, geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Tabii bunu sizin anneleriniz biliyor, size katılıyorum. Siz bilmediğiniz için söylemiyorsunuz. Doğru. Doğru.
sanki hiç gitmemiş hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi. Koparmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Öğrendiğiniz gibi duyulmuş mudur acaba? Ekran başındakiler duymuş mudur? Sen benim şarkılarımsın. Aşk. Son yazdığım bir şey var aşk hakkında. En doğrusu o mudur değil midir bilemeden söyleyeyim. Acıdır aşk, acıdır. Ruhundaki sancıdır aşk. Geçesi yok, reçetesi yok. Gecedir aşk, gecedir. Ah diye bir hecedir aşk. Sencesi yok, bencesi yok. Falan bu son böyle işte yazdığım şeylerden daha tamamlanmadı. Yarım olarak böyle bir cümleler geldi aklıma. Onu tamamlamaya çalışacağım ama şu anda da bu. Yani bakıyorum ha, ne demişim orada? Acıdır aşk. Evet, aşk acıdır. Acıdır. Bu kadar basit. Çünkü neden acıdır? İki taraftan biri mutlaka daha çok seviyordur. İkisinin aynı olmasına imkan yok. Dolayısıyla az seven için acıdır aşk. Pardon, daha çok seven için acıdır aşk. Bu kadar basit. Taraflardan birinde mutlaka daha az sevmek söz konusu. Onun için ben bu gözle bakıyorum. Tabii yani yarı sanatsal bakış açısı falan. Ama gerçekte baktığın zaman aşk yaşandığında tadına doyum olmayan bir şey. Evet, bu kadar sağlam bir beste çıkarmış olmak, biraz önce seslendirdiğiniz Sen Benim Şarkılarımsın bestesi gibi. Yani ne hisseder insan? Yani bu kadar sağlam bir besteye sahip olmak. Yani sağlam dediğin için bir kere yani teşekkür etmem lazım. Sağlam doğru sağlam. Tabir mi bilmiyorum doğru, ama doğru, sağlam doğru, yani. Doğru, ya bu doğru. Melodiyi nasıl bulabilmiş bu adam? Dedirten yani, bir beste o yani. Şimdi vallahi Okan yani o kadar enteresan bir durum ki bu. Bir kere şarkıya olan iltifatlar karşısında bunu sen çok sık yaşıyorsundur. Biraz eziliyoruz. Yani iltifat edildi mi? Hakikaten ben şahsen eziliyorum biraz. Öyle mi diye. Çünkü bunu nasıl yaptığıma ben de bazen şaşırıyorum. Bazen değil. Her yaptığıma şaşırıyorum. Ben nasıl bu şarkıyı yaptım diye. Hele benim şarkılarım içinde benim bile takdir ettiğim öyle şarkılar var ki inanamıyorum onları yaptığıma. Bu işin sırrı, genç müzisyenlerle de konuşuyoruz. Yani yeri gelmişken söyleyeyim, çok net bu programda kayda geçsin. Kızım müzisyen ama oğlum da müzisyen. Oğlum alaylı fakat bence çok güzel şarkıları var ve onunla da konuştuğumuzda, diğer şarkı yapan gençlerle de veya adamlarla da konuştuğumuzda benim söylediğim şeyler vardır. Aklına bir cümle gelir. Şimdi atmayayım. Bir cümle. O cümleyi içinden bir melodiyle söylersin. Ve bu melodi ve o cümle hoşuna gider. Benim yaşadığım bu. Hoşuma gidiyor. Ondan sonra alıyorum kağıdı kalemi. Ya bunu tamamlayayım diyorum. Fakat dışarıda hayat var. Güneş var. O gün hava çok güzel. Genellikle de pazarları geliyor bu başıma. Pazar günü o kadar güzel güneşli bir gün ki Kalamış'a insem, Bağdat Caddesi'ne insem, yürüsem, biraz açılsam diyeceğim bir gün. Fakat aklına o güzel diye iddia ettiğin cümle takılmış. Üstelik güzel diye iddia ettiğin bir melodiyle birlikte.
Şimdi bunun altını ve üstünü örmek için bayağı ciddi bir emek vermek gerekir. Orada kesinlikle söylemeliyim ki bu hakikaten çok acılı bir dönem. Yani bir... Yani aslında çocukluktan beri gelen önce ders sonra eğlence. Şimdi uyuyacağız, evet. Sonra sokağa çıkacağız. Yani bu hani evet. Bebeklikten beri gelen bu berbat durum aslında olabilir, ömür boyu doğru, devam berbat. Ediyor yani. Evet. Hani bu yani evet. iş kendi üretimini yapan biraz serseri, biraz hayata aşık bir sanatçı olunca durum değişmiyor yani. Hiç değişmiyor. Bir tamam, de daha da fenası var, kendi kendini disipline ediyorsun. Kesinlikle, otokontroller falan başlıyor bunlar. Ya kendi kendini disipline ediyorsun, evet tam dediğin gibi. Yani bunu... şimdi özür dilerim, şimdi programa girmeden önce dün gece de programa katılmış olan, ayrıca da bugün de izleyenlerimizin arasında olan Cam Adam Zeki ile programın hemen öncesinde konuşuyorduk. İşte Zeki'nin Adana'da olması, İstanbul'a gelsin mi gelmesin mi, 23 yaşında genç bir adam olarak hayatta nasıl bir üretimi olması gerekiyor filan ve İşte o da edebiyata acayip kabiliyeti olan bir seyretti genç adam. Ve fiziksel durumu itibarıyla da bir masanın arkasında oturabilir. Yani başka bir yazarın kendini mecbur ettiği gibi o da zaten hayatın mecbur ettiği gibi o masanın arkasında evet. oturabilir ve bir üretimi olabilir. Tabii ki bunu 5-10 dakika konuştuktan sonra Zeki bana dedi ki bunu nerede yayınlatacağız? Hemen. Yine işte reklam arası verdiğimizde yine izleyenlerimiz arasında olan bir genç adam dedi ki abi sana geçen gün de geldim çok güzel bir şarkım var diyorum. Sana onu dinletemedim dedi. Tamam kardeş sonra gel dinlet. Gitar çalıyor musun? Çalıyorum. Zaten gitaristim ben. Güzel sonra bir gün gel dinlet. Hayır hayır şimdi çalamaz mıyım? Nerede şimdi çalamaz mısın? İşte programda şimdi çalamaz mıyım? Ya bu başkasının programı. Senin şarkını çalamazsın. O nasıl dinleteceğiz o zaman? Yani şimdi bu yaşlı adam bir de biri edebiyata kabiliyetli, biri müziğe kabiliyetli. İki tane genç adamdan söz ediyoruz. Bu iki genç adam hemen diyorlar ki mal bu ben sana bunu hemen göstermek istiyorum. Evet haklılar çünkü yaşadığımız zaman onların bunu hemen gösterebildikleri bir zaman. Yani otur evde yatak odanda, ananın babanın evinde yatak odanda otur, bir şarkı yap, YouTube'a koy, başka bir video paylaşım sitesine koy, evet. hemen alsınlar. Evet. Bir şey yaz, bir blog oluştur, blogunda yazdığın şeyi yayınlat, işte bastı, yayınladı falan gibi dertlerle uğraşma, hemen alınsın. Bir şey, bir resim yap, fotoğrafını çek. Ya da tara, internete koy, hemen karşılığını bulsun. Bu, evet. bu dünya. Soru, acaba biriktirmek gerekiyor mu hakikaten? Yani siz biriktirmenin olduğu bir zamandan geliyorsunuz. Şimdiki adamlarda biriktirme diye bir şey yok. Neyi biriktirecek? Yaptıkça verebilir. Ama sizin önceniz daha fena bir biriktirme. Tabii ki, tabii ki. Yani Kafka'nın... Yani... Ne menen bir yazar olduğu öldükten sonra anlaşılıyor. Hiçbir eseri yayınlanmıyor. Van Gogh'un ne menen bir ressam olduğu evet. öldükten sonra çünkü evet. sağlığında hiçbir resim satmamış evet. gibi. Daha dramatik biriktirme örnekleri var. Sizde nasıl bu zamanki adamların, bu zamane adamları size göre şanslı mı şanssız mı? Buyursunlar. Şanssız. 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 Yani bence buna bir karamsar şeyle bakmıyorum. Aman ne olur gençler morallerini bozmasınlar. Fakat bir kere karşıma somut olan çıkan durum şu. Televizyona bile çıksalar. Ben bu kelime oyununu çok seven bir adamım. O bir kanalda yayınlanıyor. Onu çok seviyorum. Şimdi oraya 5 tane yarışmacı çıkıyor. Ve 5 yarışmacıya ne yaptıkları soruyor. İşte ben maden mühendisiyim. 2 sene önce mezun oldum. İşte 6 ay bir yerde çalıştım. Şimdi ne yapıyorsunuz? İşsizim. Şimdi bir kere ortada böyle bir gerçek var bu gençler bakımından. Ha ayrıca bunun da ötesine geçerek söyleyeyim. Çok basit bunlar yani saçma sapan laflar gibi de gelebilir ama bence bu gidiş yani bu betonlaşma, bu doğaya karşı gelme, uyuma değil
tam tersi karşı gelme çok iyi bir gidiş değil. Çünkü şimdi ben düşünüyorum, hemen şöyle bir kıyaslama yapayım. Benim yaşadığım, gençliğimde yaşadığım İstanbul'la şimdi yaşadığımız İstanbul arasında hiçbir benzerlik yok. Sadece tarihi yerler kalmış durumda işte. Cağaloğlu, Kuzguncuk, bilmem Ortaköy, camiler falan bunlar muhafaza edilmiş durumda. Onun dışında yok. Ama ben şunu çok net söylüyorum. Kadıköylüyüm ve Kadıköy'de yaşadığım zaman hani bir başka türlü ifade edemiyorum. Ben bir İtalyan genci gibi yaşadım. Ve yaşadığım bütün gençler de birer İtalyan genci gibiydi. Kitaplarımızı alırdık, okurduk, çayhanelerde oturduk, fikir alışverişi. Yani dünyanın kötüye gideceğini falan böyle hiç hayal etmezdik. Hep bu dünya iyiye gidecek diye. Çünkü deniz temizdi, her yer temiz gibiydi. Hı. Ama deniz tertemizdi. Şimdi baktığın zaman bu dönemde yaşayan gençlerin şanslı denmesine imkan görmüyorum. Bu. Ama sorunun diğer tarafı neydi? O... Onların daha hızlı olmaları, bu hızı kendi ürünlerini gösterebilmek için bu hızı istemeleri. Evet, yanlış. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Demin söylediğin, biriktirmelerine mi engel olur? Evet, demin söylediğin biriktirme lafı bir anahtar sözcüktür bu. Ben yani benim alanımda, benim karşıma gelip de abi benim şarkılarım var diyen insanları dinliyorum. Hem de büyük bir hevesle dinliyorum. Zaten şarkısı olmayanla da alanım o olması nedeniyle pek ilgilenmiyorum çünkü anlamıyorum. Ancak şarkısı olanla cidden ilgileniyorum ve ona doğruları söylüyorum. Şarkısı olmayan nasıldır mesela? Der mi ki çok iyi gitar çalıyorum, çok iyi bas gitar çalıyorum, davul çalıyorum, çok güzel... Bunları büyüyenler pek yok ama tabii belki de benim alanım olduğu için benim karşıma çıkanlar şarkı yapan çocuklar geliyorlar. Şimdi bakıyorum yani şarkıları iyi veya kötü ama sorduğum soru şu, kaç tane var? Kaç tane var? Kaç tane var? Sorduğum en canlı, benim için cevabı önemli, en önemli sorulardan biridir bu. Kaç tane var? Derse ki bana iki tane var, olmadı. Ama gencecik bir çocuk 20 yaşında... Peki şu mümkün mü? Yani derse ki ben Eagles mensubuyum ve elimde bir Hotel California var. Böyle bir şey mümkün mü? Bir tane... Bu mümkün. Bu mümkün. Tabii. Mümkün mü? Yani mesela bir adamın iki tane şarkısı olup da bir tanesi çok sağlam olabilir mi? Bu mümkün. Bu mümkün. Örnekleri de var ama tabii istisna olduğunu kabul etmek lazım. Tamam. İstisnadır bu. Ama örnekleri var dediğin gibi. Yani öyle bir şarkı bir yaparsın işte bir daha yapmazsın. Çok istisnai örnekleri var. Var yani. Başka bu konuda bir düşünüyorum ne söyleyeyim diye bir şey bulamıyorum. Ama bir yanda onlardan daha önce tabii ama işte Bob Dylan gibi bir adam var. Hani o kadar çok şarkısı var ki ve yani o kadar çok şarkısı başkaları tarafından söylenmiş ki dünya çapındaki başka adamlar tarafından hani hayret ediyorsun ya bu da mı onun, bu şarkı da mı onun? Evet yani böyle bir şey de var tabii. Tabii. Hepsi istisna galiba. Yani o da istisna, o da istisna. Çünkü çok yok. Yani şimdi bir şeyin az olması benim ben böyle biraz hayatı kolaylaştıran felsefelere meraklı bir adamım. Hayatı kolaylaştırıyorsa ben bile bulsam o hayat felsefesini benim için doğrudur. Yani biraz hayatı alaya alan, şaka gören bir tarafım olduğu için yani az olmasının değerli olması anlamına gelmediğini biliyorum. Hmm. Bir şey azsa tamam. Kendi şarkısını söyleyip kendi çalan, kendi söyleyen adam az. Evet, yani kesinlikle. Bir büyük bir genele baktığında az. Yani ama bu çok değerliyiz. Biz müthiş ve kutsal bir iş yapıyoruz manasında kabarmayı da gerektirmeyen bir şey. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. İşte bunu söylediğim zaman bana ya alçak gönüllülük etme öyle sanırlar gibi diyen de ya yok böyle bir şey yok ya alçak gönüllülük zaten insanın bence yani bu bir ermişlik falan değil. Bence alçak gönüllülük insanın asgari vasıflarından bir tanesidir böyle kalkıp da kabarmanın ortalarda bir alemi yok. Yaptığın işle varsın yani işin de seviliyorsa bu zaten seni öyle bir manevi olarak tatmin ediyor ki
neredeyse sefalet içinde ölmeye razısın gibi bir ruh haline bürünüyorsun. O kadar bir sevgiyi odanda yaptığın bir şarkının herkes tarafından söylenmesi büyülü bir şey. Kabul etmek lazım. Bir müzisyenin, besteci müzisyenin, ozan müzisyenin sizin gibi nasıl alanlara ihtiyacı vardır? Yani hani tabii ki biz ona karışamayız. Hayatta neler ister, maddi olarak neler ister. Ama ona büyük bir ev gerekir mi? Küçük bir evde olsa olur mu? Büyük arabalar gerekir mi? Araba gerekir mi? Yürüse metroya, otobüse binse olur mu? Evet. Tatillerde nerelere gitmek ister? Yani kentte mi oturmak ister yoksa bir çiftlik evi olsa daha mı iyi olur? Biraz kendi özlemlerinizden ve hayatınızdan bahseder evet, misiniz? Tabii ki. Yani ben bir kere hani hem bir memur çocuğu olarak hem bu işin gereği çile çekmiş bir adam olarak yani maddi manevi çileler çekmiş bir adam olarak öyle baktığımda geçmişe hep böyle yemek masalarının üzerinde işte iki çocuk büyütürken zaten onlardır benim en büyük varlığım. Yani. Bu avukatlık yaptığınız dönem evet, tabii ki değil dönemde, mi? Çocukları büyütmeye başladığınız tabii, dönem. Tabii avukatlık yaptığım dönem ama yine şarkılar yapıyorum falan. Öyle yemek masalarında, dar mekanlarda bildiğimiz standart daireler içinde şarkı yapmış. Kentin betonlaşması içinde yaşamış bir adamım. Bütün ömrüm boyunca ben köyü çok sevmemize rağmen hepimiz severiz. Kim sevmez? Ama köy hayatı yaşamadım. Dolayısıyla ben ezilmiş bir kentliyim kesinlikle. Dolayısıyla buralarda yapmaya alıştım şarkılarımı. Yani bana dört duvar olsun, öyle geniş manzaralar, bilmem nereyi göreyim, verandaya çıkayım da bir sigara tellendireyim, bir çay içeyim falan gibi heveslerim yoktur. Yeter ki yazılacak bir masa olsun. Yani çünkü odur, benim şeyim o. Ama şunu tabii isterim yani, bir yerim olsun. Yani bir yerim olsun hakikaten ve orası tamamen benim yapacağım eserlere hizmet eden bir mekan olsun. Ki aslında yani gelip gören için ha bundan mı bahsediyordun abi denilecek bir mekanım var. Kuzguncuk'ta işte bir stüdyom var. Hem aynı zamanda orada kayıt yapıyoruz. Hem ben oturuyorum. Gelen arkadaşlarım da küçük küçücük fakat alçak gönüllü, salaş fakat hijyen bir yer olduğu için çok memnun kalıyorlar ve gitmek istemiyorlar. Böyle bir huzurlu yerim var benim, öyle bir yerim var. Öyle bir beste yapıyorum ve bu yerim gizli bir yer değil. Zaman zaman ofis olarak gelen arkadaşları karşılıyorum falan filan. Böyle bir yer var. Böyle bir yere ihtiyaç var. Neden var? Onu da söyleyeyim yani. Büyüyü de bozmak istemiyorum yapanlar için. Bunlar nasihat veya dikte şeyler değil yani. Dikte ettiğim şeyler değil. Niye var? Çünkü kafana bir cümle düşüyor melodisiyle beraber. O nüveden hep böyle oluyor çünkü. Bütün bir şarkının sözleri lap diye birdenbire gelip de bir şarkı halinde çıkmıyor. Bir cümle, o cümleyi sağlıklı olarak işleyebilmek için yalnızlığa ve bir mekana ihtiyacın var. Çünkü bu cümle ille sen mekanında otururken, yalnızken gelmiyor ki. Arkadaşların arasında sohbet ederken pat diye bir cümle düşüyor. Asık suratlı bir adama dönüşüyorsun. Ben şimdi bunu ne yapacağım diye. Çünkü oturulmuş konuşuluyor. Kimseye diyemezsin ki. Evde gitar da yok bulunduğun yerde. Deli oluyorsun. Hatta böyle bir anım vardır. Anlatmak zorundayım. Lütfen. Popsav zamanıydı. Ben de yönetim kurulundaydım. O zamanki Kültür Bakanı şeye davet etti. Bir öğle yemeğine davet etti bütün sanatçıları. Popsav'ı temsilen de Ali Rıza Türker beni gönderdi. Hadi sen git dedi. Ben de gittim. Şeyde Topkapı Sarayı'nın içinde bir şey köşkünde unuttum şimdi adını. Fakat girdim arabamı park ettim. Uzun zamandır şeyi görmüyorum Sultanahmet'i. Bir baktım aa ne kadar güzel parke taşlar kaplanmış. Aa ne hoş falan diye bilmem ne yürürken yolda aklıma Arnavut kaldırımlarına asfalt döktüler baba. Ertesi gün yine geldiler asfaltı söktüler baba diye bir şey geldi. Melodisiyle. Hemen eve dönmek lazım.
Derhal yani. Çünkü hani biraz nota yazmayı doğru dürüst bilen bir adam olsam hemen yazacağım notalarını, bir Ece ajandam var benim küçük. Ona yazacağım notalarını falan, fakat gitmem gerekiyor. Ama bu da güzel bir şey. Ve bunu oturdum işte orada bankta, Topkapı Sarayı'nda birinden kalem aldım, o dükkanlardan birinden. Kalemle yazdım falan, fakat aklımdan çıkıyor. Bu sizin anlatışlarınız hep şey gibi, çok sıkıştım falan gibi bir durum değil mi? Tamamen ya öyle. Bana bir yer gösterin, çok sıkıştım gibi bir durum bu. Tamamen öyle. Hiç hatta, böyle şairane falan değil yani. Asla değil, asla değil. Hatta şeyde yani şöyle bir arasına parantez açayım. Bilardo meraklısıyım ben de, bir zamanlar öyleydim. Oynarken bir arkadaş sordu bana, böyle dedi ki, abi ya dedi, bu dedi şarkı yapmak nasıl bir şey dedi. Ben hani bir cevap bulacağım ve orada o arada söyleyeceğim ama o cevap verdi. Abi çiş yapmak gibi bir şey mi dedi. Ben de dedim sıkışması ki, benziyor. Evet, aynen senin gibi. Evet dedim ya, evet yani mutlaka bir boşaltmak gerekir. Öyle bir duygu. Doğru. Yani doğru. İçini boşaltmaktan bahsediyorum yani. Ama derdini anlatmak da öyle bir şey. Derdini anlatmak. Derdini anlatmak, içini boşaltmak tamamen doğru, bu. Doğru. Bravo. Doğru. İşte o. Onun için bunun nerede geleceği belli olmuyor. Bunu oturup beklemelisin. Yani bunu böyle açık açık söylüyorum sorduğun için. Bana da fırsat verildi. Bir ilham nasıl gelir, nasıl gider, bunları anlatabilme fırsatı verdin. İlham kırılgandır. Benim teşhisim budur. Kırılgandır. Bir kere davet etmeden asla gelmez. Mutlaka davet edeceksin. Yani ben çok hatırlarım. Ya ne olur bir şarkı, bir şarkı ya, bir şarkı. Evet. Bir yerden bir cümle ne olur ya. Yani çok sıkıştığım, ne bileyim iki aydır aklıma bir satır gelmemiş, bir şey yazamamışım. Öyle dönemler oluyor. O dönemler hep yalvarırım böyle. Evet. Hep yalvarırım. Ve işte bu yani ilham kırılgan. Ha geldi. Çağırdın geldi. Oh! Elinde bir cümleyle geldi ilham. Güzel, yaşasın. Nereye oturdu? Tamam, yatağın kenarına ilişti. Tamam abi, aldım kalemi kağıdı elime. Yani o kadar artık ona o kadar konsantre olmak lazım ki ilham onu istiyor. Ve bu konsantrasyon öyle bir saat, iki saat, üç saat, dört saat, beş saat, altı saat, yedi saat falan değil. Bu konsantrasyon. Yani ben oturunca çünkü masaya birdenbire öyle bir gömülüyorum ki ya kalkarken bir şey yemediğimi hatırlıyorum. Hı. Bir şey yemedim, ben bir şey yemedim. Onun için güçsüz düştüm diye düşünüyorum. O nasıl bir fotoğraftır o? Yani bir masanın önündesiniz ve gitar mı var kucağınızda? Evet. Ve bir yandan da yazıyor musunuz? Evet, bir yandan da yazıyorum. Ve sonra akorları mı düşünüyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Akorları düşünüyorum. Bulamadığım zaman, çünkü çok hakim değilim gitara. Bulamadığım zaman hemen gitarı koyuyorum kenara. Derhal aklıma gelen satırları hızlı hızlı yazıyorum. Bakıyorum saçma sapan bir şey olmuş. Yani bu geçen saatler, sen çok iyi bilirsin üretmeyi. Ve bu geçen saatler bu kadar sancılı. Ancak kafanı duvardan duvara vurmakla hemen hemen eşdeğer sancılara. Peki o an aklınıza gelen melodiyi, ilk başta... tektel üzerinden mi, yani bir solo olarak mı, yoksa akorlarla mı ifade etmektir hemen? Bir akor basıyorum. Bir yani akor. Şey, o melodi zaten melodiyle beraber gelmişse, ki genellikle oluyor, küçük bir satır. Hı-hı. Melodiyle gelmişse bir satır. O melodinin zaten hemen akoru belli. Hemen oradan başlıyorum. Sonra artık nereye gideceğini ben de bilmiyorum. Fakat tabii müzik matematik, belirli kalıplar var. O kalıplara götürüyor insanı ister ama istemez. Ne oluyor? Bazen eğer o ilham olarak nitelendirdiğiniz cümle eğer bilgi eksikse, yani bahsettiğiniz gibi tabii siz biraz da tevazuyla söylüyorsunuz ama gitar bilgisi eksikse tabii, o zaman yani işin mühendisliği yoksa ortaya çıkamıyor. Çıkamıyor. Tabii. Yani bazı Türkiye'de çok çok bilinen, çok sevdiğimiz birçok sanatçıda olduğu enstrüman gibi enstrüman çalmadıkları için ne yapmak zorundalar? Diye bir teybe söyleyecek ki o bir kompozitöre gidecek. O kompozitör onu yapacak. Sonra o kompozitörden aranjöre gidecek falan filan. Aslında galiba iş biraz başkalarına kalıyor. Olduğu vaki. Yani bunlar hakikaten oldu.
Bir de daha şanslı olanlar var. Grup müziği yapanlar içerisinde özellikle o gruptaki bir ya da birden fazla besteci ve ayrı bir düzenlemeciye ihtiyaç duymayan, onu da kendi mezheplerine göre, kendi tarzlarına, havalarına, ekollerine göre şekillendiren adamlar var. İşte o da bir müthiş grup müziği tabii oluyor. Tabii ki. Yani ayrıca da Türkiye'de bir şu da öne çıkmıştı bir aralar. Yani aslında aranjör mü o şarkının sahibi? Çünkü diyor ki aranjör, benim bana gelen ham bir şey değildi ki diyor. Ben onu aldım, şöyle şöyle yaptım diyor. Sahiplenmeye kalkıyor. Bu sahiplenme... Tabii ona nidalar gidiyor çünkü. Efendim? Neredeyse nidalar evet, gidiyor. Bir takım gidiyor, sesler doğru gidiyor. Bu örnekler var ama... Yani A'sı gidiyor şarkının, evet. B'si yok. B'si var, A'sı tabii, yok. Tabii. Başka lafları bir öneri yok. Tamam değil. Lafları falan, tamam değil. Değil. Öyle yapıyor. Ben buna şaşırmaktan başka bir şey yapamıyorum. Yani ben bu şekildeki üretime şaşırıyorum. Ancak bu şekildeki üretimin şöyle sonuçları da oluyor. Yani bu şarkılar kalıcı olmuyorlar en klasik ifadeyle. Kalıcı olmuyorlar. 3 ay dinleniyorlar. Güzel şeyler. Ben de duyuyorum bazen. Aa ne hoş melodi. Aa ne güzel laf bulmuş falan diye dinliyorum. Ama 3 ay sonra hayatımızdan tamamen çıkıyorlar. Evet. Hayatımızdan tamamen çıkıyorlar. Süreleri çok kısa oluyor. Şu mekan meselesiyle ilgili siz anlatırken aklıma şu geldi. John Lennon hayatıyla ilgili sonra da tekrar yayınlanmadı. Bir DVD olarak falan çıkmadı. Birkaç belgesel var çünkü onun hayatıyla ilgili. Belgesellerden birinde Amerika'daki bir dönem oturduğu bir malikane var. Ama gerçekten bir malikane. Büyük bir arazi üzerinde. Ve hatta o arazi içerisinde çok küçük bir göl ve o gölün üzerinde bir ada, ama bunlar biraz minimal ölçülerde. Evet. Ve onun üzerinde de küçük bir ev var. Aslında bir kış bahçesi gibi bir ev. Ve hakikaten bu malikanenin içinde oturuyor ama işte bir sabah değil de öğlen vakti, işte o arazide çalışanlar, yanında çalışanlar böyle bir kapıyı çalıyorlar filan. Ondan sonra bu yok şeyde kamerayla da çekmiş. Hayatını çekiyorlar o sırada kamerayla. Ondan sonra bir tane uzun saçlı genç bir çocuk bulmuşlar. Arazinin ağaçların arasında dolaşırken filan. Ama kar yağıyor yani o kadar soğuk. Ve diyorlar ki işte bu iki gündür bu senin arazine girmiş. Burada bekliyormuş seninle konuşmak için falan diye. Bu da kapıya çıkmış. Üzerine bir battaniye vermişler bunun. Ondan sonra oğlanın üzerine de üşümüş diye bir battaniye yapmışlar. Kapının önünde konuşuyorlar. Ama John Lennon iki gündür arazide sefil olan oğlandan hiçbir farkı yok. İkisinin de saç baş karma karışık. İkisi de perişan durumda. Ve bu diyor ki John Lennon çocuğa. Diyor ki benden ne istiyorsun? Yani diyor ki çocuk sana diyor sormak istediğim bir şey var. Ve bu hani ben senin şarkılarını dinledim hep ve... Bence diyor sana sormak istediğim sorunun cevabını diyor sen biliyorsun diyor. Bu da diyor ki yani aynı vaziyette ama hani ayırt edemez hangisi. O da diyor yani ben diyor nereden bilebilirim ki ben sadece bir şarkı yazarıyım diyor filan. Ve sonra işte çocuğa diyor ki o haldeyken diyor ki üşüdün diyor karnın da aç mı diyor filan. Çocuk da diyor yani doğrusunu istersen öyle falan. Gel o zaman diyor beraber kahvaltı edelim filan. Ve ikisinin bir masanın önünde... Yani oturup bir çorba içişleri var. Evet. Çok komik. Çok, evet. Çok komik. Yani bir tanesi malikanede oturuyor. Evet. Bir tanesi ona bir şey sormak üzere gelmiş. Evet. Çok saf ve çok güzel bir andı o filmde seyrettiğim. Evet. Aslında bütün bu zenginlik içerisinde kendi dinleyicisinden bir farkı olmadığını gösteriyordu. Doğru. O görüntüler. Ama bir taraftan bakarsan şöyle de bakabilirsin. Ölen sen de hani neyi bize şey yapıyorsun, tezgahlıyorsun yani. O malikanede yaşıyorsun. Mis gibi param var falan filan da denilebilir ama şeyle ya o görüntüler hakikaten etkileyiciydi. O bakımdan sordum. Yani sanatçının neye ihtiyacı vardır? Aslında evet. Çok büyük bir şey ya da çok küçük bir şey hayır, fark ettirmiyor belki. Benim dört duvar. Benim şuna ihtiyacım var. Benim gelecek kaygım olmamasına ihtiyacım var. Güzel. Benim bir tek buna ihtiyacım yok. Var. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne güzel. Ancak tabii ki bir de örneklerini gördüğünüz zaman dünyada oradan telif haklarına falan geçeriz ki o konuda bir 5 dakika nutuk çekmek isterim yani telif haklarına geçtiğimizde. Orada
Tabii müthiş. Yani eğer şöyle bir değer, yani ülkemizde sanatçı ne yaparsa yapsın, hangi sanat dalıyla uğraşırsa uğraşsın, kazancını hemen bir yere yatırım yapmak zorunda kalıyor ve kendi işine de değil, evet, başka bir yere, bir işte bir ev olur, bir şey olur, bir yerde de yani hemen eyvah, hani benim yaptığım iş zor bir iş, sallantıda bir iş, hemen aman hemen bir yere yatırayım. Halbuki onun asıl inşaatı, asıl değeri, oluşturduğu değer bankadaki bir para ya da bir arazideki ev değil. Onun asıl değeri o şarkısı. Tabii ki. O şarkıyı yapmış olmaktan dolayı ömür boyu rahat etmesi lazım. Kesinlikle. Zaten dünya standartlarında böyle. Bu. Türkiye'de zaten bu. Kesin bu. Bırak rahat etmeyi, bir de zengin oluyorsun. Bu tabii ki çok. Yani bir ben zaman zaman söylüyorum. Yani aleni olarak da bazı yerlerde dikkatini çekmiştir belki. Benim şatom olması lazımdı. Yani tutan bir şarkımla böyle şeylerin Avrupa'da yaşayan, evet, insanların ve Amerika'da öyle gidiyor. Yani oranın klasik şeyi şato olduğu için söylüyorum. Ama şatoların çok pahalı olmadığında hesaba katılıyor. Evet, yani gidiyor orada oturuyor. Yani bu hak olmalıydı. Benim bir kendime alabileceğim gönül rahatlığıyla, ya şu bu ev daha güzel diye seçip alabileceğim, bir ev alabilecek kadar rahat, hani olan paramdan birazını harcayarak olacağım bir maddi gücüm olmalıydı. Ha, bu benim suçum mu? Olabilir belki de. Çünkü mesela bazı arkadaşlar bana derler ki, bir kişi öyle demişti. Abi sen tamam çok iyisin de kafayı çalıştırman lazım abi. Ya kardeşim, ben dedim ki yani ben şarkı yapıyorum, bir de kafa çalıştırman mı bekleniyor benden? Ya, yapıyorum ve başkaları değil. Yani hakikaten öyle. Yaklaşım. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Marlon Brando'nun oturduğu ev fiyatı 4,5 milyon dolardır. 4,5 milyon dolara bırak o ayarda bir evi, Türkiye'de 4,5 milyon dolara apartman daireleri var yani. Evet. Dolayısıyla hani evet, o şatolar da ucuz, ya da hani Güney Fransa'daki şatolar filan da, hani Türkiye'deki apartman daireleri, yani İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'un bir bölümünden bahsediyorum. Doğru. Hani apartman dairesi fiyatına şatoda var. Evet. Gülderen Hanım Elazığ'dan arıyor bizi. Buyursunlar efendim. İyi geceler. Beklettik, özür dileriz. Buyursunlar. Yok, önemli değil. Sohbetiniz çok tatlıydı. Beklemek keyif verdi. Sağolunuz efendim. Buyursunlar. Benim İlhan Bey'e bir sorum var. Şarkılarında çok tatlı bir yüzüm var İlhan Bey'in. Aynı şarkı içerisinde ağlatırken gülümsetmeyi nasıl başarıyor acaba? Evet, bunu nasıl başardığımı bilmiyorum ama başarmaya çalıştığımı biliyorum. Yani güzel. Şarkılarda ne kadar hüzün, ne kadar hatta bazen acı gibi şeyler olsa bile ben onu yumuşatıp gülümsetmeye çalışıyorum. Örneğin buna verebileceğim örnek de şarkılarımdan bir tanesindedir. İşte dağlara sevmeyi haykırmışım ben, dönmem yolumdan, uğrunda ölmeyi göze almışım ben, etsen de güzelim bir değil bin nas falan diye şu anda şey yapma. Fakat uğrunda ölmeyi hoşuma gitmedi çünkü yalan. Ben sevgilimin uğrunda ölmeyi göze almam ve bu ayrılık ölümden beter. Her ne kadar kültürümüzden gelse bile ayrılık ölümden beter lafına karşıyım. Hayır. Ya öleceksin ya ayrılacaksın. Ben ayrılmayı tercih ederim. Güzel. Bu kadar basittir yani. Şimdi dolayısıyla o laf bana battı. Ben kendi şarkımda ölmeyi battı. Fonetik olarak ve prozodik olarak oturmamasına rağmen o ölümü oradan kaldırdım. Yerine ayrılık lafı koydum. Uğrunda ayrılık göze almışım ben diye koydum. Ölmeyi kaldırdım oradan. Kimseye de yayınlamadım. Güzel oldu, daha güzel. Evet, daha uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yani şimdi o zaman yumuşuyor, bir ironik bir durum geliyor ortaya, onu seviyorum. Yani şarkıların içine gizli, hiç çakılmayan şeyler gizlemeyi seviyorum. Bu da insanı, yani hep öyledir ya, bir şey görürüz, hoşumuza giden neden hoşumuza gittiğini anlamayız ama hoşumuza gider. Bu da o satırlar veya o melodiyle birleşen satırlar böyle bir duygu uyandırıyor. Şuna çok hakikaten şarkılarımda umutsuzluk olmamasına itiraf ediyorum, dikkat ediyorum. Yani şarkımda benim umutsuzluk olmamalı. Yok mudur öyle defolar? Mutlaka karıştırsam ben de ay amma ağır bir şey yazmışım şuraya derim diyebilirim. Olabilir, öyle aradan kaçmış olabilir ama. Ama siz Türkiye'de dinlemeye alıştığımız birçok
müzisyenden farklı olarak onlar gibi dramatik değilsiniz. Evet. Bir de bir dramatizm var. Evet. Yani aslında bize ait olmayan, Türklere ait olmayan, yani Türkler de bu memleketin insanlarını doğudan batıya doğru getirdiğimiz zaman gittikçe, gün geçtikçe doğudan gelen, doğudan da değil. Aslında bir tür benim kendi kendime Arap dramatizmi dediğim bir şey bu. Yani aslında umutsuzluk ve dramatizasyon. Her şeyde dramatizasyon. Dolayısıyla şöyle şarkılar, şimdi gençler tabii ki bu iltifatı gösteriyorlar ama eskiden hiç tutmamıştır. Yani şöyle şarkılar bizde yapılamaz. İşte evden çıktım, gittim kendime bir kahve aldım. Bütün gün ne yapacağımı düşündüm, bulamadım. Akşam eve döndüm, yattım ve bir anda bir fikirle uyandım falan gibi bir şarkı yaparsan bu olmaz. Şimdi yapılıyor. Allah'a şükür yapılıyor. Çünkü yapılıyor, bu da bir hayatın biraz... bir parçasıdır. Ama asıl olan biraz önce işte söylediğiniz gibi yani 17 yaşındaki bir çocuk 17 yaşında bir kıza aşık oluyor ve o aşkın bağrını yırtmasını, onu ölüme götürmesini ya da kızı öldürmek gerektiğini, yani o bir aşk değil artık, topyekün bir katliama dönüşüyor ve bunu anlatırsan şarkıda ah lan falan tamam, müthiş. Evet. İşte ben de öyle şeylere karşıyım yani, aynen senin gibi. Yani böyle aşk yüzünden birbirini öldürmeler falan. Yani oradaki o ayrılık lafı da, ölmeyi çıkarıp koyduğum ayrılık lafı aslında böyle bir gizli mesajdır. Kardeşim böyle aşk için birbirinizi kesmeyin. Bizim yani Anadolu'nun... Ayrılın gitsin. Anadolu'nun yani yerleşik kültüründe aslında bu dramatizasyon yok. Evet, yok tabii. Yani bunu hem şairlerimizde, yüzyıllar boyunca gelmiş geçmiş şairlerimizde, hem müzisyenlerde, hem daha sonra bizde 60'lı 70'li yıllarla beraber Anadolu müziğini değerlendiren müzisyenlerimizde de bu yoktur. Yani bu işte Barış Manço'yu anıyoruz şimdi. Yani Barış Manço'nun çok iyi bir derleyici, çok iyi bir sentezcidir. Kesinlikle. Yani acaba ondan var mıdır bu böyle ah ulan öldüm bittim seni de keseceğim kendimi de keseceğim kanımı akıtacağım şöyle böyle falan filan gibi evet. Şey yoktur yani. Şey yani buradan tabii hani o demin söylediğin Arap kültürü de biraz doğru, onda da doğruluk payı var. Arabesk dediğimiz şey nedir bu diye böyle hani ona da karar verelim. Nedir peki arabesk diye ben kendi kendime sorduğumda verdiğim cevap şu: arabesk kendini haklı zannetmekten başka bir şey değildir. Hep böyle ben haklıyım, ben haklıyım, ben haklıyım, sen beni terk ettin, ben haklıyım, ben haklıyım, Allah'ım bir niye benim başıma bu geldi, bir bana mı bu falan gibi bir yaklaşım var kardeşim, bu herkesin başına geliyor. Dolayısıyla şarkıda söyledikleri o şeyler irite ediyor bizi. Hemen kapatıyorsun. Ha benim kapatmam, bütün Türkiye'yi kapatamıyorum ben. Yani kapatıyorum, kendi radyomu kapatıyorum veya televizyonumu. Ama kapatıyorum. Çünkü beni irite ediyor. İşte arabeskin sevmediğim yanı bu. Asıl bir de tabii ki arabeskle ilgili, arabesk yani tabii biz ikimiz de arabeskin ne anlamda kullandığımızı biliyoruz ama evet, asıl arabeskin de öyle bir malumatımız da yok. Tabii. Yani mimarideki arabeskin ya da asıl müzikteki arabeskin evet, ne olduğu konusunda. Evet. Üstüne üstlük yok. Ben yani bu konuda o muhteşem bir şey çünkü. Arabesk konusu olduğunda biz tabii arkadaşlarla falan müzisyen arkada toplandığımızda gırgır geçerken ben şeye derim, hemen girerim. Arkadaşlar bu arabesk Tarık Bin Ziyad'ın Afrika'dan Cebel Tarık Boğazı'ndan İspanya'ya geçmesiyle 711 yılında başlamıştır falan diye girerim. Müthiş. Yani böyle bir şeyi bildiğimden değil. Sadece tarih kitaplarından garip bir şekilde bazı tarihleri ezberleriz ya. O kalır aklımızda. Yani zaten 1453'ten falan bahsetmiyorum. Fakat benim aklımda bu Tarık Bin Ziyad'ın Cebel-i Tarık'tan İspanya'ya geçişinin 711 olduğu nedense kalmıştır. Ben de hemen böyle konuya giriyorum. 711'de Tarık Bin Ziyad İspanya'ya geçtiğinde diye girdiğim zaman zaten konuya
benim müthiş derecede bu işi bildiğim anlaşılıyor. Ve 2-3 laf ediyorum arabesk hakkında. Tabii oraya götürdüğü kültür. Tabii. Bir de oradan İspanya. Yani bugün İspanya'dan duyduğumuz ezgilerin güzelliği, evet. O tek başına İspanya'dan olmazdı. Oraya İmkan giden, yok. Tabii ki o oraya giden, evet. Endülüslü. Flamenco. Tabii ki. Yani öyle bir şey. İşte o da Arap kültürü. O da Arap kültürü bir taraftan canım, baktığınız tabii. zaman. Tarık Dankil gitmiş oraya yani. Evet. Tarık Bin Ziyad götürmüş oraya. Evet. Yani. Peki. Gülderen Hanım, sizle konuşmayı bitirmiş miydik? Biz sohbete daldık tekrar. Hayır, bitirmemiştik. Bir sorum daha olacak İlhan Bey'e. Buyurunuz efendim. Sizce bir insan aşık olmadan bir şeyler yazabilir mi acaba? Ben aşığım. Çok seviyorum. Kendimce bir şeyler yazıyorum. Peki siz aşık olmadan bir şeyler yazabiliyor musunuz? İşte aşık olmadan yazınca meslek oluyor. Tabii. Doğru. Ne diyeyim Doğru. Yani bir şey diyemiyorum buna. Ama şunu ilave edebilirim. Aşk sanatı biraz kolaylaştırır. Hayatı biraz zorlaştırır ama sanatı biraz kolaylaştırır. Daha kolay ilhamlara sahip olursun falan. Yani bir de ben şunu söylerim hep böyle. Hani ilham vermeyen şeyle benim alakam yok. Bu aşk olmuş, karşı cins olmuş, arkadaş olmuş, iş arkadaşı olmuş. İlham vermiyorsa benim için yeterli değildir. İlham mutlaka, ilişkiler birbirine ilham vermeli diye düşünürüm. İşe yaramalı. Evet. Hayatımızda. Gülden Hanım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katkınız için. Kısa bir reklam arası ve ardından müzikle devam edeceğiz. Yorgunum yorgun aziz İstanbul, yorgunum yorgun aziz İstanbul, ben sende buldum belamı, sen Allah'tan bul aziz İstanbul diye böyle İstanbul'a bir sitemim vardır, tamamlanmamış bir şarkı ama İstanbul bir hastalık yani, kesin kabul etmek lazım, bir hastalık ve bunu benden başka dünyanın çok daha fazla yerlerini görmüş insanlar söylüyorlar. Dünyanın en güzel yeriymiş. Ha, bozuldu mu? Dediğim gibi bozuldu. Ama işte yine bir İstanbul'u benim izahım vardır. Yakında çıkar belki de. Arnavut kaldırımlarına asfalt döktüler baba. Ertesi gün yine geldiler. Asfaltı söktüler baba. Senin o çok sevdiğin çiçekli bahçeler yok şimdi. İstanbul hala güzel. Ama bütün kurtlar şehre indi. Şarkılarım pek tutmadı. Annem haklıymış baba. Biraz daha oynak ve piyasa olmalıymış baba. Mış baba, mış baba diye İstanbul'u katarak anlattığım bir şarkı var. Herhalde bu albümde falan yayınlayacağım. Bazen soruyorlar yani çoğu zaman aslında. En sevdiğiniz şarkı hangisidir diye. Benim de buna verdiğim cevap en son yapmakta olduğum şarkıdır diye bir kaçamak cevaptı. Fakat benim birine karar verdim. Benim en çok sevdiğim şarkıyı çalayım size. Benim şarkılarım içinde en çok sevdiğim şarkıyı. İçimde bir sıkıntı var, sebebi belli, anlatamam ki, sen üzülme. Havalardandır. Bugün içimde bir şey oldu, bir tel vardı sanki o koptu, sen üzülme. Yasaklardandır. Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar. Bugün içimde söylenmiyor şarkılar.
lay li li lay li lay, lay li li lay li lay, loy li li loy li loy, lay li li lay li lay, lay li li lay li lay, loy li li loy li loy. Bugün içimde bir sıkıntı var, sebebi belli, özledim seni, sen üzülme. Uzaklardandır. Bugün içimde bir şey oldu, bir gül vardı belki o soldu, sen üzülme. Sıcaklardandır. Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar. Bugün içimde söylenmiyor şarkılar. Lay li li lay li lay, lay li li lay li lay, loy li li loy li loy, lay li li lay li lay, lay li li lay li lay, loy li li loy li loy. Bugün içimde bir şey oldu, bir tel vardı sanki o koptu. Sen üzülme, sıcaklardandır. O zaman yeni, hiç duyulmamış bir şarkımı söyleyeyim. Cumartesi, kış yağmuru şakır şakır, pazar bilemedin pazartesi, açıyormuş hava buna da şükür, işler kesat bu ilk değil, çalış babam çalış harıl harıl. Döner misin bir gün o da belli değil. Ha babam de babam boş hayallere sarıl. Cumartesi şakır şakır, pazartesi buna da şükür. Bu ilk değil harıl harıl çalışmışım. Cumartesi şakır şakır, pazartesi buna da şükür. Bu ilk değil harıl harıl çalışmışım. İşim gücüm param pulum derken kendi hayatımı kaçırmışım. Neler oluyor bize falan derken olanlar olmuş alışmışım. Cumartesi şakır şakır, pazartesi buna da şükür. Bu ilk değil harıl harıl çalışmışım. İşim derken, gücüm derken, param derken, pulum derken, neler derken, falan derken alışmışım. Cumartesi şakır şakır, pazartesi buna da şükür. Bu ilk değil harıl harıl çalışmışım. Bu
bugünün dünyasında bakıyoruz. İşte birisi diyor ki ben Türkiye'nin Jennifer Lopez'iyim. Başka birisi diyor ki ben Türkiye'nin Kylie Minogue'uyum. Başka birisi diyor ki ben şuyum, ben buyum falan. Siz nereden aklınıza geldi böyle patladanak Afrodit'im, yani mitolojik bir kahramanı kendinize yakıştırmak? Eğer siz kendi kendinize ben Afrodit'im derseniz ya da demiş olsaydım, hadi canım sen de diyebilirlerdi. Ama öncelikle gazeteciler ve çok değerli gazeteciler, gazete sahipleri, köşe yazarları, Afrodit gibi, Afrodit vücutlu, ne kadar güzel vücudu var, bu tür yazılarla karşı karşıya kaldım. Daha sonra Türk sinemasının prodüktörleri ve yönetmenlerinin dikkatini çekti ve bana bir film teklifiyle geldiler. Film Afrodit dediler ve bu Afrodit sizsiniz dediler. Halkın evet ya gerçekten Afrodit'miş demesi, yoksa hadi canım sen de deseydi halk, demediler. Ne film bana yardım edebilirdi ne de o çok değerli kalemi olan değerli gazeteciler yardımcı olurdu. Sizin hayatınızla Afrodit'in hayatı arasında en temel benzemeyen nokta nedir yani temel olarak? Ya Afrodit'in hayatına kaç tane adam girmiş? Hepsi de böyle mitolojik babalar. Sizin hayatınızda bu adamların bu kadar az olmasını neye bağlıyorsunuz? Şans, belki Afrodit'ten daha şanslıydım yani mitolojideki Afrodit'ten. Şanslı daha mı şanssız mı? Şanslıydım çünkü iki erkeğe sahip oldum. Muhteşem sevgiyi buldum Gürbüz Bey. Bir diğerinde de her genç kızın, her genç kadının hayal ettiği aşkı buldu. Murat Taşdemir'di. Ama ben az de biraz da Afrodit gibi oynaktım ki bu adamlar taptı. Bir üçüncü kişiye gidemedim bir türlü. Az değil mi? Yoksa gidecektim de. Biz bütün şöhretlerin hayatındaki iniş çıkışlardan haberimiz vardır. Banu Alkan'dan haberimiz yoktur. Nasıl? Yani bunun gerçeği nedir? Yani gerçekten evinde ne yapar, ne konuşur? Hani böyle midir? Evde de böyle kahkahalar mı atar? Hani hep her şey yolunda gibi midir? Yani nasıl oluyor? Tabii ki dünyanın en şanslı kadınlarından biriyim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ama benim de tabii elbette ben de bir insanım. Herkes gibi dünya çapındaki şirketler batıyor, iş adamları batıyor. Türkiye'de öyle, ülkemizde. Elbette ben de mesela ben bunu çok kez de söylemişimdir. Yalıda otururken, muhteşem yalıda otururken mazot alamadığım günler olmuştur yalıma. Hiçbir gün Allah beni gördüğümden eksik etmedi. Her gün istediğim yerdeyim. Tropicala'dayım. Paris'in en lüks otelindeyim. Yani ben daha nasıl ne anlatayım? Ha evet, çok sıkıştığım zaman çok doğru Fikret Muallâ tablolarına gidip Çırağan Oteli'nin müzayedede defalarca sattım. İtiraf ediyorum. Uzun süre hakkında yüzme bilmiyor dedikodusu yapıldı. Yine benim bir şehir mi? Efsanesi olarak. Var mıydı böyle bir şey? Oh my God. Ben 24 saat suyun içinden çıkmam. Bütün güzelliğimi deniz suyuna borçluyum. Bütün kadınlara da bunu söylüyorum. Biri de bir, bini de bir. Sevdiğim dünyada bir. Sultanıdır, sultanıdır, gönlümün sultanıdır. Canım demeni, gülüm demeni, seviyorum ben de seni. Tatlı diline, güzel yüzüne, kurban olurum her yerine. Neremi, neremi, gözlerini. Neremi, neremi, gül yüzünü. Neremi, neremi, dudaklarını. Neremi, neremi, her yeri. Evet, biraz önce de izlediğimiz gibi o düet bir şarkıydı. Bizim o günkü kameraman arkadaşımız Bahadır da erkek seslerini yapmak zorunda kaldı. Evet. Peki, şimdi ilk önce biraz önce sizin belgeselde de gördük. İlk önce tiyatro şarkıları yapmak üzere hem Levent Kırca'yla hem de Ferhan Şensoy'la çalıştınız. Daha sonra da oyunculuk geldi hakikaten. Evet. Şimdi
Şu içinden tramvay geçen şarkının görüntüleri var. O görüntülere bir bakalım lütfen. Güzel. İçin için dalga geçen tramvay. Yıl 935, 935. AIDS icat edilmiş. Fakat hitlerimiz mevcuttu. Yayılırken dört bir koldan faşizm gitti Almanya'ya. Adamım yalnız kaldı sahnede, yalnız yalnız adamlardı tiyatro. Terk ettim Karl Valentin'i, yıl 935, tam akşamüstü. Adamım yalnız kaldı sahnede, yalnız yalnız adamlardı tiyatro. Bertolt Brecht, Amerika yolcusu, yıl 935, gizleyip kendine döner Almanya, kitapları yakıyorlar meydanlarda. Titreyip kendine döner Almanya, kitapları yakıyorlar meydanlarda. Tiyatroya kim gider hayatımız? Tiyatro, hayatımız. Tiyatro, hayatımız. Şimdi tabii ki çok iyi korunabilmiş görüntüler değil ama sizi görüyoruz. Grup Gündoğarken'i görüyoruz. Hümeyra'yı görüyoruz. Ferhan abiyi, Ferhan Şensoy'u görmüyoruz ama o tiyatronun havasını biraz olsun hissedebiliyoruz. Şimdi Levent Kırca ile çalıştınız. Levent Kırca politik tiyatro yapan bir usta. Ferhan Şensoy politik tiyatro yapan bir usta. Ama o zamanlar geçti. Aslında biraz geçti. Demode gibi bir hal var yani. Bugün de politik tiyatro yapılıyor. Fakat politik tiyatro popüler değil. Yani politik tiyatro şimdi hem politik hem popüler kulağa bir garip geliyor. Doğru. Bugünün dünyasında. Yani bir şey politikse popüler değil, popülerse politik değil. Popülerse politik değil, iyi ki politik değil, para kazanmaya devam ediyoruz. Eğer politik olursan para kazanamazsın. Niye politik olur insan? Her şeyden önce bir adayıştır. Kendine adayış, hayatını adayış, kendinle beraber aileni ve yakın çevreni adayıştır. Bu adama olayı aptalca bulunuyor. Yani gençler arasında. Bir yandan Üç Fidan diye bir kitap okuyup ya da şarkılar söyleyip dinleyip coşmak mümkün ama hadi gel bakalım yok gibi bir durum. Siz ondan sonra şarkılarınızda politik bir duruş seçmediniz. Seçmedim. Ben sevmiyorum belki de ondan. Hukukta okurken de arkadaşlarım bana dediler ki gel işte Dev Genç'e katıl, gel yok bize katıl falan. Çok ısrarlar gördüm ben. Hatta yani bu konuda yani evet, hayat insanı normal, akıllı bir adam, aynı dilden konuştukları bir adam. Evet tabii sorumluluk ki taşıyan tabii bir ki adam. Tabii ki öyle düşünüyorlar. Evet. Fakat ben girmedim. Hiç girmedim. Yani politikayı hakikaten sevmiyorum. Politikayı kabul etmiyorum. Politik davranmayı da kabul etmiyorum. Bırakın politikayla veya politikayla ve memleket meseleleriyle uğraşmak anlamında politikayı, ben politik olmayı da sevmiyorum. Böyle bir şeyi kabul edemedim. Bir türlü bünyem kabul etmedi. Böyle bir istisna olarak görüyorum bunu. Örneğin yani bu can almalar falan bizim dönemimizde, yani şimdi uzun uzun girmeyeyim. Neler oldu, neler gördük gözlerimizle, neler gördüm ben. Ama şu anda okurken da dünyada, şu işte anda gazetelerde görüyoruz. Örnekse işte Tunus, arkadan tabii bahsedilen domino etkisi tabir ediyorlar ve Mısır. Şimdi şu anda Tunus'ta
ya da Mısır'da olsaydık. Hayır, ben politik olmayacağım mı derdik acaba? O başka bir şey tabii. Orada yani çok yakınlaşmış artık, çok yakınlaşmış bir iç savaş. Ya da savaşta olsaydık, ben savaşa karşıyım mı diyecektim? Yok, böyle bir şey dememize imkan yok. Yani böyle bir şey imkan yok. Ama mesela benim fantazilerim vardır. Böyle hani bir şey, oyun veya bir film senaryosu yazmayı düşünüyorum. O senaryoda o konudaki devlet karar veriyor, orduyu ortadan kaldırıyor. Örneğin bir general işte ne bileyim bahçıvanlıkla ilgileniyor falan, silahlar tamamen atılıyor ve bu bütün dünyaya ilan ediliyor. Buradan yani şunu söylemek istiyorum, kendime bir övünme payı çıkarmak için söylüyorum bunu. Avukatlığım sırasında Mersin'de avukatlık yaparken baro başkanı beni aradı. Dedi ki İlhan Bey, böyle böyle şey var, avukatlara Demirel hükümeti zamanında silah serbest bırakılıyordu, yani müracaat edip ruhsat alacaktınız, taşıma ruhsatı. Ve ben ona okumuştum ama öyle bir haber, yani ben ne silahı, ben imkan yok silah falan almam diye düşünüp unutmuştum bile. Meğer müracaatın son günüymüş. Baro başkanı dedi ki İlhan Bey olur mu? Dedim efendim, ben dedim yani sevmiyorum, almıyorum. Ve daha büyük bir tehlike olduğunu biliyorum silahın, silahsızlıktan. Çok daha büyük bir tehlike. Onun için almıyorum, almayacağım. Biraz beni iknaya çalıştı 2-3 dakika kadar. Baktım olmayacak. Efendim ben dedim almayacağım, müracaat etmeyeceğim deyince bana dedi ki vallahi dedi köyler, kasabalar dahil bir tek sizsiniz, biliyor musunuz dedi. Ve bu hayatımda duyduğum en güzel laflardan biriydi. Öyle mi gerçekten başkanım dedim ya, bilmiyordum ama ben dedim gerçekten müracaat etmeyeceğim, almayacağım. Zaten hani bunu bildiğimden değil ama zaten o da gerçekleşmedi, sonradan iptal edildi falan o çıkan şey. Kimse alamadı, iyi ki de alamadı yani taşıma ruhsatı. O bakımdan benim öyle bir yaklaşımım var. Yani o dönemin gruplarından... Askerlik yaptığınızda ne oldu? Askerlik yaptığımda mı ne oldu? Hı. Biz yani askerlik anılarına tabii ki girmeyeceğim ama biz askerlik yapmadık. Benim dönemimde askerlik yapan kişiler askerlik yapmadılar. Ben 4 ay ve bedelsiz olarak askerlik çıkarıldı birikimi şey yapmak için. O dönemi hatırlıyorum. O dönem işte 75'te ve ben o ilk döneme rastladım, hemen askere gittim. Bizi Tuzla'ya tıktılar. 75 mi daha sonra mı? Ya da iki tane mi oldu üst üste? İki oldu. Biri 75, biri 76 galiba. İki oldu. Ben ilkinde gittim. Bizi oraya topladılar. Yani bizim takımda, çok samimiyetle ve doğru söylüyorum şu anda, bizim takımda Türkçe bilmeyen çocuk vardı. Türkçe bilmeyen derken burada etnik olarak yaşayanlardan söz etmiyorum. Amerika'da gitmiş seneler önce. Fakat bu mevzudan, askerlikten kurtulmak için de oradan onlara da imkan tanındı. Kalktılar geldiler. Bizim takımdaydı bu çocuk ve yani bana adımı zorla öğrenip İlhan, İlhan falan diyen çocuklarla biz orada şey yaptık. 40 yaşında adamlar, bilmem neler, sırf bu şeyden yararlanmak için geldiler. Büyük bir birikimle. Silah almadınız elinize. Silah almadık. Attık silah ama. Silah atışı. Yani, kuru sıkı attık orada, at dediler, attık. Yani ne yapabilirim ki? Bir hedef var. Dizdiler, at dediler. Korkarak, çekerek falan attım. Silah attım. Ama yani silahın çok... Ki o da mümkün. Benim askerlik yaptığım dönemde de işte ben de devlet tiyatrosundan tecilim vardı. Sonra gittim. 2 aylık askerlik yaptım. Ve o 2 aylıkta da özellikle üniversite mezunları arasından işte benim görüşlerime uymuyor filan diyerekten hani sadece bu atışı da reddedenler vardı dilekçeyi. Yani o da tabii çok ciddi bir neredeyse kahramanlık. Yani o kadarını ben yapamadım şahsen. Yani onlar da işte hani ben de o zaman anlamamıştım. Ya işte 5 tane atış yapacaksın. Yani ne olacak? Yani hani yaparız, geçelim, zorun ne ben. Adam. İşte hayır ben uymuyor bana, ona da saygı duyuyorum. Bana uymuyor diyen arkadaşlarım var. Bunlar üniversite mezunları arasından tabii doğru, ki. Doğru, yani doğru. O düşünüyor ve diyor ki hani tabii... Üniversite mezunları arasından ya da sanatçılar arasından tabii
bu biraz ukalalık gibi görünse de bu galiba hani ne bileyim yani ben sonra konuştuğum zaman hak verdim yani çünkü adam kendini bir önemde hissediyor, bir birey olduğunu hissediyor ve diyor ki ben elime hiç silah almadım ömür boyunca. Şimdi almak istemiyorum çünkü diyor ki işte silaha karşıyım falan. Evet. O konuda da özgür, o ortamda da onu özgür bırakıyorlar. Evet işte sen bir dilekçe yaz o zaman filan, o zaman atış yapmayabilirsin bunu diye. Bunu bilsem belki yapardım yani. Bunu belki bilmiyorum. Yoktu o zaman. Belki yoktu. Belki de yoktu, evet. Bizim dönem ilk olduğu için biraz karışıktı gerçekten. Evet. Yani bir gün şöyle bir şey bile oldu, bunu anlatayım da geçeyim bari. Tabii ki. 40 yaşlarında bir adam var, bizden çok yaşlı, biz 26, 27, 28 yaşlarındayız. Çok yaşlı fakat takımda bizim ortalarda yok adam. Yani hiç görünmüyor ki, görmüyoruz. Ara sıra çok da zengin bir adam. Ara sıra lüks bir arabasıyla geliyor hafta sonları bize ziyafetler çekiyor falan. Fakat adam yok. Artık biz de bir şey yaptık. Bir gün yine gitmek istedi fakat gidememiş. Bu sefer gidememiş. Bize dedi ki çocuklar gitmem lazım dedi. Ve şey yaptık. Onun yatağına vardır ya altına bir şey koyarsın da varmış gibi görünür. Evet. O battaniyelerle falan o varmış gibi yaptık falan. İşte gece kontrolünde teğmen geldi. Ondan sonra o elindeki şeyle şöyle bir kaldırdı. Nerede bu bileniniz var mı dedi. Hepimiz yani uyuyor şeyle. Yani. Uyuyorduk zaten gecenin bir saatinde. Ondan sonra çıktı gitti. Yani böyle bir esir kampı gibiydi. Yani ama, bu. Ama şeyde de işte sonra da bu kısa dönem askerlikler. Böyle her seferinde düzeltilir yine askeriye tarafından. O zaman da oldu. Ben de benden öncekilerin biraz işte dedikodusu çıkmış bunlar amiyane tabirle kebap askerlik yapıyorlar diye. Benim de o hani kayda değer bir şey değil zaten askerlik yaptık diye söz etmiyoruz ama benim sürecimde yeni bir Tugay komutanıyla beraber çok sert geçmiştir. Çünkü bu dedikoduların tekrar oluşmasını önlemek için bayağı bir baskı yapılmıştır yani iki ay yaşanmıştır yani hakikaten her tabii, günüyle. Doğru. Bir önce yani bu sizin yüzünüzden oldu. Yani niye? Eski hayır yani ha, o sizin gibilerin yüzünden oldu. Yani o kaçanlar yüzünden oldu. Kaçanlar yüzünden. Benim de başıma gelenler doğru, o yüzden. Doğru. Siz de tecrübelendiler. Bizde esir kampı gibiydi. Evet. Kaçan kaçabiliyordu. Evet. Yani hakikaten öyleydi. Halbuki mümkün değil. Peki Sıdıka Hanım. Evet, iyi akşamlar. Buyursunlar efendim. İyi sabahlar. Buyursunlar. Ben İlhan Şişen'le Arabistan'da tanıştım. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Arabistan'da. Arabistan'a gitmedim evet, ki ben. Evet, Arabistan'da. Evet. Şöyle bir tanışma. Gitmedim diyor. Albümünü. Ha albümü. Bak işte ya, bu da evet. Bir tanışıklık. İşte, evet. Sıdıka Hanım işte bakın bu doğru laf. Evet. Çünkü evet. İşte sanatkarların kendilerinden habersiz böyle tanışıklıkları, doğru. Böyle kör randevuları, böyle çok hayatlı bir hayat yaşama imkanları var. Bravo. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Ve şunu söylemek istiyorum. Benim şöyle bir anım var. Şu anda ben Başkent Üniversitesi'nde sahne sanatları ve opera öğrencisiyim. Ve benim belki de müziği seçmem, müziği daha çok anlayabilmem, gerçekten İlhan Şeşen ve İlhan Şeşen gibi değerli sanatçıları dinlemeyle galiba daha çok sevdim. Belki de popüler müzik değil ama evet ben mitolojiyi çok sevdiğim için tarihi bir yerde görmek istedim belki de kendimi. Bundan dolayı operayı seçtim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve benim Suudi Arabistan'da 6 senem geçti. Ortaokul dönemimde oradaydım. Blue çağlarının işte yeni başlandığı dönemde oradaydım. Ve ilk dinlediğim şarkısı İlhan Şeşen'in, İlhan amcanın ilk dinlediğim şarkısı Ellerimde Çiçekler parçası ve o kadar keyif alarak o yaşlarda dinlemiştim ki çok heyecan duyarak hep o günleri anımsıyorum. Hep Suudi Arabistan'daki o çölleri görerek okuluma gittiğimi,
ailemin yanına gittiğimi hatırlıyorum. Ve bu beni o kadar çok etkiledi ki size bu duyguyu sözlerle gerçekten anlatamam ama çok ayrı bir yeri var bende İlhan Şeşen'in. Bunu kesinlikle duygularla anlatamıyorum belki. O zamanki zamanlarda, benim ortaokul çağlarımda, ailemin benim yanımda olmaması, Suudi Arabistan'da olmamızın sebebi ailemin orada işlerinden ötürü, daha doğrusu orada olmaları. Ve biz yine de bir araya gelelim diye Suudi Arabistan'a gidiyoruz ama ne sebeptir ki aynı yerde okul yok ve biz Riyad'a gitmek zorunda kalıyoruz. Biz orada iki kız kardeş kalıyorduk. Hafta sonları da ailemizin yanına 4 saatlik uzaklıkta bir yere gidiyorduk. Ve o sıralarda her gidiş gelişlerimizde İlhan Şeşen'i dinlemek öyle keyif vericiydi ki, yani bunun heyecanı bilmiyorum ne kadar cümlelere sığar. Çok heyecanlıyım şu anda karşımda görmekten, onunla konuşmaktan. Bunları bana yaşattığı için belki de gerçekten o zamanki benim belki de bir kademe, bir adım daha yükseğe çıkmamı sağladığı için çok, öncelikle çok teşekkür ediyorum kendisine. Kültür bakımından da belki de bana birçok şey kattı diyebilirim. Bunları söylemek istiyorum öncelikle. Ve çok teşekkür ediyorum benim hayatımda bir amca olarak bulunduğu için. Antakya'da da ben bir Arap kökenli bir kişiyim. Ve Antakya'da da yıllar önce bir konserinde kendisini dinleme şansı ve izleme şansı bulmuştum. O kadar mutlu ve heyecanlıydı ki benim için. Yıllar sonra Suudi Arabistan'dan döndükten sonra onu Antakya'da görmek, onun gözlerinin içine bakıp eski günlerimi, mazimi yad etmek çok önemli, çok değerliydi. Ve hala şu anda ailem Suudi Arabistan'dalar. Okan Bey, inanır mısınız, biz sizi ve benim gibi birçok öğrenci, orada yaşayan birçok öğrenci ve ailesi sizleri o kadar beğenerek ve zevkle, hani hafta sonu gelsin de bir izleyelim. Ya bir böyle bir heyecan yaşayalım. Çünkü bizim orada bir sosyal şansımız yok. Öyle bir kapasite yok, bildiğiniz üzere. Öyle bir kapasite yok orada. Ve biz o kadar mutlu oluyorduk ki hafta sonu gelse de işte Beyaz Çoğu'yu izlesek, Okan Bayülgen'i izlesek, işte ne bileyim sanatçılarımızı görsek, heyecan duysak. Bunlar bizim için çok önemli orada. Ve hala gidiyorum. Hala da orada sizi izlemekten, İlhan Şeşen'i görmekten ve diğer sanatçılarımızı görmekten o kadar mutluluk duyuyorum ki. Yani harikulade. Bunları anlatamıyorum. Peki, bu tabii ki bahsettiğiniz maceranız, yani o topraklarda demek ki İlhan abi size arkadaşlık etmiş. Yoldaşlık etmiş bir açıdan, değil mi? Duygusal bir yoldaşlık. Yani bu onun tanımadığı bir hayat, bir başka yerde, olmadığı bir yerde. O çok yalnız kaldığı zaman, hani program boyunca anlattığımız o sözlerin çıktığı, müziğin çıktığı yerde, yani bir yalnız başına bir odada sadece kendisinin olduğu ve beyninin olduğu bir ortamda ve hayallerinin orada yalnız başına bir iş yapıyor. Sonra o yalnız başına yaptığı iş bir başka yalnız insanın ruhunda fırtınalar kopmasına neden oluyor. Çiçekler açmasına neden oluyor. Düşünmesine neden oluyor. Ve orada onunla arkadaşlık etmiş oluyor. Bu harikulade bir şey. Bu işte böyle insanlarımız az olduğu için, herkes yapamadığı için, başkaları yapsa da onlar gibi yapamadığı için çok değerler. Bu da gecenin son telefon konuşması olarak çok güzeldi Sıdıka Hanım. Tekrar gittiğinizde sevgilerimizi iletiniz ailenize de. Kesinlikle şu anda ekran başında, inanın şu saate kadar sizleri izliyorlar. Ve benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim
Ali Kemal kardeşim var, engelli bir kardeşim. Hı-hı. Onu çok çok seviyorum ve siz ne olur ona bir el sallarsanız çok sevinirim çünkü sizi çok seviyor. Güzel. Ben de el sallıyorum ve el sallayarak sizi uğurluyoruz. Teşekkür ederiz Sıdık Hanım. İyi geceler diliyorum. Peki. Elimizde başka malzemeler de var ama harikuladesiniz. Çok da güzel bir geceydi. Sağ olun. Samimiyetiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle bir sanatkarın kendi üretme aşamasını bu kadar açık bir dille ve bu kadar güzel anlatması hakikaten bu Kral Çıplak programında özel bir program haline, özel bir bölüm haline getirdim. Çok sağ olun. Şey yapmayacağım Çağrış'ın fotoğraflarını ama o fotoğraflarda fotoğrafı olan bir kişi Mark Knopfler'la ilgili bir belgesel izlemiştim. O Dire Straits grubundan filan sonra. İşte bu programı yapmak için ilham veren belgesellerden biridir. O belgeselde kamera mümkün olduğu kadar bu adamcağıza yakın bir yerde ve genelde onun kendisini çok alışkın hissettiği, rahat hissettiği mekanlardaydı. Böyle bir stüdyo ortamında değildi. İşte İngiltere'de çalıştığı stüdyoda, o stüdyodan görünen manzarada, o stüdyodan görünen manzaranın ne kadar puslu, karanlık ve ümitsiz bir manzara olmasıyla ilgiliydi. İlk işte gençliğinde, ilk grubunu kurduğunda bir evin arkasında duvarına yazı yazdıkları bir yer var. Orayı gösteriyordu ve o yazı hala duruyordu filan filan filan. Fakat bu kadar intim ve birebir bir sohbet ortamı doğurmuş belgeselde seyrettikten sonra ben çok mutlu oldum. Ve hep istemiştim yani böyle şeyler bizim sanatçılarımızla yapılsa ne kadar güzel olur. Adam tabii ki artık yaşlı işte saçları beyazladı falan iyice döküldü möküldü filan. Ve birçok hani YouTube'da da arkadaşlarımız merak ediyorsa izleyebilirler. İşte onun o gitar tekniğiyle ilgili, bestekarlığı ile ilgili birçok görüntü var. Ama o belgeseldeki görüntüler hakikaten çarpıcıydı. Fakat şimdi düşünüyorum da aynı şeyi sizinle yapmaya kalksam. Nereye gideceğiz? Yine program başına dönüyoruz yani. yani o ev, o duvar, o stüdyo, o sokaklar. Nereden bulacağız onları? Yani durmuyor. Şeyi mi? Yani o doğal mekanları, ortamı mı? Doğal mekanları, onları tabii zor i̇şte, canım. Onlar ya çok bu zor. Aynen İstanbul'la ilgili tabii, hep sizinle tabii paylaştığımız şey. İşte şu çok sokakta zor. Yani şu sokakta çok büyüdüm. Durması lazım onun orada. Yani evet. Durması lazım. İsminin yani değişmemiş olması lazım. Evet. Üzerinden başka bir caddenin geçmemiş olması tabii lazım. Tabii ki. Yani buna tamamen katılmamak mümkün değil. Yani benim en çok sevdiğim işte merkezler New York, İstanbul, Bodrum, Amsterdam gibi New York'ta bana New York'a ilk yapılan binayı gösterdiler. Ben gözümle gördüm yani ilk yapılan bina. Bu binayı ya bunun durması durmak bir yana bir de yaşaması üstelik içinde hala yaşanıyor olması müthiş bir şey. Bizde böyle bir şey yok. Yani evet. Bizde başka bir hakikaten çok ağır bir beton çağı var. Ben gidip de böyle dışarıda da bu kadar derme çatma görmüyorum ki. Her şey yarım yani İstanbul'un gündüz manzarası, otobanlardan arabayla giderken gördüğümüz manzaralar falan aslında içinde yaşamaya inanılmaz şeyler yani öyle manzaralar var. Kesinlikle. Allah'tan seçerek görüyoruz. Kendi fotoğraf yani, merceğimiz objektif. Onları bazen ayıklıyor falan filan istediğimiz yani, şeyleri sanata görüyoruz. Sanata çevirmeye çalışıyoruz evet. Onu falan. Evet. Hem böyle ama tabii. Evet. Değil. Peki bir şarkıyla bitirelim isterseniz. Olur. Ve o sırada son küçük belgeselimizi alalım lütfen. İlhan Şaşen, Memur Mehmet Fuat Bey ve ev hanımı Fatma Nesime Hanım'ın 5 çocuğunun en küçüğü olarak 18 Haziran 1948'de Manisa'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşta amca oldum. Amca da ne dediğini bilmiyorum. Ben
11 yaşındaydım, amca oldum. Bana amca demeye başladılar. Lakap olarak üstüme yapışınca pek hoşlanmadım. Çünkü yani çok güzel bir genç kız amca diye sesleniyor şimdi. Bu olmaz yani, bu karizmayı bozar. Yani yarı şaka. Amca lakabı hoşuma gitmedi. Çocuklar bana böyle amca aşağı amca yukarı deyince müzisyenler demeye başladı. Müzisyenler deyince herkes demeye başladı televizyona çıkınca. Amca lakabı beni rahatsız etti. Ama şimdi kalktı. Şimdi deseler bile hakikaten çok umurumda olmuyor. Yani demek ki biraz umurumda oluyor. Çok umurumda olmuyor dediğime göre. Merhaba. Muhabbet Kralı pazartesi gece yarısından sonra. Ayrıntı, ayrıntı, ayrıntı. Laf, laf, laf. Bir, siz zenginsiniz. Bir de senin banka, bankalar müdürler peşinde. Bankerler peşinde. Hırsızlar peşinde. Hırsızlar peşinde. Tefeciler peşinde. Onlara da korkuyorsun. Bir de evde korkuyorsun. Korkuyorsun. Geçen gün bunu hiç seyretmemiş bir adam gördüm. Bir dokun bina işit, bugünlerde böyleyim, ister kal ister git. Tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Maz, maz. Yanıyor. İster sev ister sevme, ama dön artık. Uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attın, kuşlar alıştılar eve.
onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem nerelerdesin? Nazlı bebeğim ne alemdesin? Neler oluyor bize yine neler? Yine neler oluyor gülüm, neler oluyor sana, bana neler oluyor. Gittin günden beri yüzüm hiç gülmedi. Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin. Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil. Şimdi kim bilir kimlerdesin? Ah be bir tanem nerelerdesin? Nazlı bebeğim ne alemdesin? Neler oluyor bize yine neler oluyor? Gülüm neler oluyor sana? Bana neler oluyor, neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor sana, bana neler oluyor. Merhaba. Şov burada sona eriyor. Benden sonra hepinize korkunç geceler. Sinema bileti, birkaç euro, birkaç kuruş, tanımadığım anahtarlar, hangi evin kapısına uyacak, yoksa kapıyı kim açacak? Çantamın içinde kırık sigaralar. Sanki paramparça bir aşk hikayesi içinde ben faili meçhul, bir kadın var, biliyorum. 220 gibi bir numara var aklımda ama biri eksik. Aşk sözlerinin heceleri kayıp. Flashlar. Flash, flash, and some thoughts leave my mind. Eğer kayıpsam şu anda. I'm lost. Kayıp. I'm lost, lost, really lost. Kaybolmuş gerçekten. Götür beni şoför şehrin merkezinde büyük medya binasına. There are love words I know some are missing. Bu gece yepyeni kimliğimle size bir hikaye anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce kendini yitirmiş bir adam bir gece büyük televizyon binasında mikrofona konuşmaya başlar. Hikaye o kadar basmak kalıp sıradan anlamsızdır ki kimse bir anlam bulmaya çalışmaz. Son
bakar ve görür ki herkes kraldır. Herkesin bir krallığı vardır. Bunun üzerine kral ölür.